Yerlerdeyim yerlerde. Ünlü şarkıcı Çelik duymayan kalmasına geliyor. Verdiğin sözler nerede? Yerlerdeyim yerlerde. 90'lı yılların popüler ismi yerlerde, sokak şarkıcısı oldu. Metroda çaldı söyledi. Peki Çelik sokak şarkıcılığından ne kadar para kazandı? Kazandığı parayı ne yaptı? Çelik yeni projelerini ve yeni deneyimlerini stüdyomuzda anlatıyor. Birazdan. Ünlü oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Miami'de aşk tazeliyor. Amerika tatiline devam eden ünlü çiftin çok özel görüntüleri sadece duymayan kalmasında. Birazdan. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Seren Serengil cep telefonuyla konuşurken, mesajlaşırken programı ben açtım bugün. Günaydın Serengil. Ne kadar üzgünsündür evet. Bu yüzden. Gerçekten sevgili seyirciler günaydın. Aslında size günaydın, sana günaydın. Ben hiç uyumadan geldiğim için benim zaten günüm çoktan aydındı. Bugün çok... Hiç uyumadın mı yine? Bir saat. Yani 4.30'da uyuyakalmışım artık evde. 6'da peki, da hiç uyumadan... Bir saat uykuyla evet. Nasıl bu kadar dinç ve güzel görünebiliyorsun? Çok bunun teşekkürler gerçekten. Gerçekten mutlu olmamla ilgili olabilir ben mi? En azından mutlu olan. Mutlu olan. Bizi izleyen kadınlara böyle bir tiyo ver en azından. Yani tiyosu şu, bir kadın mutlu olduğu zaman güzeldir aynı zamanda, güzelleşir. Evet. Yani neden mutlu? Az sonra. Beni biraz çünkü, yukarı alır mısın? neden mutlu? Az sonra. Evet. Dün akşam sonra, görüntülerini hiç çektim. Bana oynama bugün. Hiç benimle alakası yok. Yani benim huzurumu bozma. Gerçekten çok mutlu ve huzurluyum. Güzel neden de mutlu bir olduğunu ama seyircinin de bilme hakkı var. Ben biliyor muyum neden mutlu olduğumu? Mutluyum. Ben biliyorum. Görüntüler var elimizde. Sevgili seyirciler bugün çok önemli bir mevzu var. Gerçekten evet. Çok büyük bir olay var. O yüzden belki de kendimi şu anda dinç tutmamın sebebi de bu olayın altından nasıl kalkacağız, nasıl edeceğiz bu. Yayınımızdan ayrılmayın, ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çok önemli olaylara gebe bugün bizim programımız. Evet, evet. Neler var neler bugün. Tümer Metin'le Gamze Topuz'un çok özel görüntülerini çektik. Kim çekti? Seren Serengil çekti. Evet. Seren Serengil'in kamerasından izleyeceksiniz. Yine çok özel görüntü. Nerede çektin onları? Hazinede, Cihangir'de ki gece kulübünde çektim. Dün onlar bizi yemeğe davet ettiler Tümer Metin. Onların aşkını sordum nasıl falan diye. Görüntüler geldikten sonra anlatmak tamam, istiyorum. Tamam aynen o zaman anlat. Sonra evet. Sinem Kobal'la Kenan İmirzalıoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu bize kızacak. Kızacak. Dün sabah yayınladık ama. Kızacak ama yeni görüntüler geldi Amerika'dan ikisi. Ve adamcağızın da içine doğmuş. Demiş ki bu görüntüler aman yayınlanmasın demiş ama... Aşkın görüntüleri olduğu için biz yayınlıyoruz. Kızacaklarını da aslında zannetmiyorum. Harika Avcı'yla başlayalım ama hepsinden önce. Evet, aynen. Çünkü birazdan bu konuyla ilgili konuğumuz olacak ama biz seyircilerimize sıcağı sıcağına haberi duyuralım. Ondan sonra gerekiyorsa bir iki başka habere bakarız ve konuğumuzu sonra alırız tekrar. İstersen hemen onun haberine bakalım. Çünkü şarkıcı Harika Avcı şoförünü darp ettiği iddiaları var sayın seyirciler. Ünlü oyuncu Harika Avcı'nın şoförünü yaparken maaşını alamadığı gerekçesiyle işten ayrılan Emre Ekinci birazdan stüdyomuzda olacak. Bununla ilgili istersen önce bir VTR izleyelim olayı anlatan sonra üzerine konuşalım. Bunu bitirin diye emir verdi Harika Hanım. Beni zorla arabaya bindirmeye çalıştırdılar. Arabaya bindirmeye çalışırken beni yere düşürdüler, yerde bayağı bir darp ettiler. Ben de bu sırada çığlıklar atıyordum sitenin içinde. İmdat kurtarın beni, öldürüyorlar diye. Ağzımı kapattılar benim. İddiaya göre ünlü şarkıcı Harika Avcı eski şoförünü öldüresiye dövdürttü. Silahlı adamlar tarafından darp edilen eski şoför son anda araçtan atlayıp canını zor kurtardı. Yapıştırdılar, burnumda kırık var, bacaklarımda içten ezilme var, sırtımda ağrılarım var.
ellerimde kallar falan ya, gördüğünüz gibi zaten zor nefes alıyorum. Genç adamın anlattıklarına göre olay 2 gün önce Beşiktaş'ta yaşandı. 27 yaşındaki Emre İkinci 6 ay önce Harika Avcı'nın özel şoförlüğünü yapmaya başladı. Ameliyat olduğunda ben yanındaydım. Daha öncesinde sıkıntılarında her zaman ben yanındaydım. Bir çocuk babası İkinci 4 aylık maaşını alamadığı için ayrılmak istediğini söyledi. Şoförlüğü bıraktı ve kurye olarak çalışmaya başladı. Gece 12'de beni aradılar. Harika Hanım'ın telefonundan bir bayan açtı telefonu. Harika Hanım'ın üzgün olduğunu, yeniden seni işe almak istediğini, pişman olduğunu, seninle görüşmek istediğini diye bana telefonda belirtti. 1,5 yaşında bir çocuğu olan İkinci parasını almak için görüşmeyi kabul etti. Emre İkinci Harika Avcı ile buluşmak için Ortaköy'e geldi. Tam bu noktada beklediği sırada avcının aracı yaklaştı. Ancak tam aracın kapısı açıldığı anda 4 kişi ellerinde pompalı tüfeklerle eski şoföre yaklaştı. Onu silahla tehdit edip zorla araca bindirdiler ve buradan Harika Avcı'nın evine götürdüler. 6-7 kişiler falan vardı evin içinde. Birden birisi bıçak çekti. Bayan önüme doğru geçti. Dur şimdi değil dedi. Ondan sonra diğeri de pompalı silah doğrulttu bana. O da doğrultunca, abla bırak biz bunu kopartalım, ben bunu cezasını yatarım diye bir tabirde bulundu. İddiaya göre Emre İkinci önce Harika Avcı'ya ait evin içinde darp edildi. Daha sonra da onu darp eden kişiler İkinci'yi zorla bir araca bindirdiler ve ormana götüreceklerdi. Araç tam kapıya yaklaştığı sırada bariyerler açılmayınca Emre İkinci bir anda aracın kapısını açtı ve dışarı atladı. Bu sırada araçtakiler aşağı indi ve İkinci'yi feci şekilde dövmeye devam ettiler. Olaya güvenlikçiler müdahale edince de Emre İkinci bir fırsatını buldu, kapıdan çıktı ve aşağı doğru kaçmaya başladı. Hastaneye gidip darp raporu alan genç adam Harika Avcı'dan şikayetçi oldu. Eve girerken elimden cep telefonumu aldılar, gasp ettiler benim. Ondan sonra ayakkabılarım evin içinde kaldı. Ben siteden kaçarken ayağımda sadece çorap vardı. Polis sitenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Telefonla ulaştığımız Harika Avcı ise iddialar karşısında şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Çocuğum benim yanıma yaklaşamıyor. Daha 2 yaşına girecek bebeğim benim yanıma yaklaşamıyor. Ben bu durumda çok mağdurum. Evet, olaylar bunlar efendim. Harika Avcı'nın 6 ay şoförlüğünü yapan Emre İkinci. Birazdan yayınımız olacak sevgili seyirciler. Nasıl darp edildiğini, gerçekten nereye gittiğini, nereye götürüldüğünü, yanında kimler olduğunu, kimlerin bunu yaptığını anlatacak tabii. Ama benim de söyleyeceklerim var ama ilk önce dinleyeceğim. Biraz tabii. Sonra şimdi, yayınımız olacak. Tabii bu iddia şehrin göbeğinde olan bir olay. Sonuçta Harika Avcı yaşadığı yeri biliyorsun sen. Harika Avcı ama şu an İstanbul'da değil. Tamam. Şeyde nedir o? Ama evi Ulus'ta. Yaşanan olaylar İstanbul'un göbeğinde. Evet. İstanbul'un göbeğinde Emre İkinci'nin bir özel araca bindirilerek işte iddiası şu ki elinde pompalı tüfeklerle yoldan çevirip Emre geldikten sonra kendi ağzından dinleyelim. Evet, sen o zaman. Aynen. Evet, aynen. Çünkü benim de kafama oturmayan şeyler tabii, de var. Onu Emre Bey'e de soracağız. Harika Avcı'ya da soracağız. Harika Avcı ile ilgili de benim de kafamda oturmayan şeyler var. Her iki tarafa da soruları yönelteceğiz. Ama tabii ki şehrin göbeğinde böyle bir olay olması, Harika Avcı'nın evine götürülüyor olması, sonra çoraplarıyla kaçıyor olması adamın, Emre İkinci'nin, mağdurun. Dolayısıyla çok büyük bir olay. İddialar yenir yutulur gibi değil. Birazdan Emre İkinci stüdyomuzda olacak. Bu olayı sıcağı sıcağına kendisiyle konuşacağız. Harika Avcı'yla konuşacağız. Hepsi bu stüdyoda olacak efendim. Peki Emre Bey gelene kadar istersen bir Miami'ye uzanalım. Biraz daha güzel bir iki haber verelim. Evet. Miami'ye gene özel görüntüler var sevgili seyirciler. Kenan İmirzalıoğlu ile biliyorsunuz eşi Sinem Kobal Amerika'da şu anda işte tatil yaptılar. Bir sürü yere gittiler. Bu da Star Island denen bir yer var. Bütün bu işte büyük starların oturduğu yerler. Arto'da tabii o teknede olunca bu görüntüler bize bir şekilde ulaşmak durumunda kaldı. İzleyelim bakalım. Salonun evinin önünden geçiyoruz. Ve Kenan merhaba dedi Silvester'a. Silvester burada mıymış? Aradan korkuyor. Ya bırak rahat rahat gidelim. Ama balayındasınız. Silvester'a merhaba demeden geçiyoruz. Aa, orayı versenize. Gelecek bir daha. Miami'de balayı yapıyor.
Şimdi bu görüntüler dün yayınlamıştık zaten. Tamam. Ama orada... Şimdi yerine bakacağız yine. Kenan Bey, buraya alalım siz de. Çok tatlılar ya. İyi ki gel. Salonun evinin evet. önünden geçiyoruz. Şimdi burada yerdeki diyaloğa dikkat Kenan, edelim. Kenan merhaba dedi Sylvester'a. Sylvester burada mıymış? Artu hakikaten korkuyorum. Sen bunu koyacaksın diye. Ya bırak rahat rahat. Bir şey söyleyeceğim. Korkunun ecele faydası yok. Sevgili evet, Kenan İmdazoğlu. Arkadaşlar görüntüler devam etsin ama dediğin doğru. Evet. Hala... Sylvester Stallone'un evinin önünden geçiyorlar. Kenan da Sylvester'a hay derken Arto'da görüntüye çekiyorlar. Evet, Arto'ya diyor ki, Arto bak ben hala korkuyorum bu görüntüleri bir yerde yayınlayacaksın diye diyor. Kendi Instagram'ında yayınlamadı arkadaşlar ama ben tabii Kenan İmirzalıoğlu'yla beraber orada hep beraber tatil yaptıklarını öğrenince sabah akşam taciz ettim. Arto şu anda Amerika'da. Dedim ki o görüntüler... Buraya gelecek dedim, sağ olsun da gönderdi. Aslında burada görüntülerde hiçbir şey yok. Evet. Aslında o kadar güzel görüntüler ki aşkı anlatan. Evet, bugün ben hatta gazeteye de yazdım dün konuştuğumuz meseleyi. Çünkü bu hani Sinem'i hep dizilerde izliyoruz. Kenan'ı işte hep ağır abi rollerinde izliyoruz falan. İkisini böyle çift olarak hiç doğal halleriyle bu kadar sıcak, bu kadar sempatik görmemiştik. Bir de bir şey daha söyleyebilir miyim? Biz bu kadar mutlu olduklarını da algılayamıyorduk. Değil yani öyle... çok enteresan bir şey var. Yani birbirlerine meç bile edemedik aslında Kenan'la Sinem. Yani her çifti birbirine Burak Özçivit, işte Fahriye falan hepsi birbirine bir yakıştırdık. Ya onlar çok mutlular, birbirlerini çok seviyorlar falan dedik ama Sinem'le Kenan'ın aşkını göremedik ya. Evet, hiçbir tasvirimiz yoktu. Doğru, ama şimdi bu görüntülerden sonra ne kadar mutlu olduklarını, ne kadar hem birbirlerine yakışan bir çift olduklarını hem de Kenan ne kadar mutlu. Ama işte bu mesela normalde yansımıyor. Adam Ağar abi oynadığı tabii. için rollerde göstermiyor ya özel hayatını. Evet. Bence Arto'ya teşekkür etsinler, sakın kızmasınlar. Çünkü bence de teşekkür bu etsin. Yönlerini gördük. Sempatik yanları, sıcak yanları ortaya çıkıyor. Hayranlarını kesinlikle. Hayran katıyor bence. Aynen. Bu görüntüler çok insani, çok doğal görüntüler. Ama tabii orada bak ikinci görüntü teknede otururken Sylvester Stallone'un evinin önünden evet. geçerken Sinem falan bayağı bir saklıyor kendini farkındaysan. Sinem yani biraz orada rahatsız olmuş. Rahatsız olmuş çünkü Arto bak burada Arto evet. çekiyor. Evet. Arto'nun çekmesinden Sinem rahatsız. Sesi alalım arkasına mı? Arkasına saklanıyor. Ve en son Kenan diyor ki bak bu görüntüleri bir yere koyacaksın galiba. Bak abi. Ama dolayındasınız Sylvester'a merhaba demeden. Tamam Arto paparazzi. Çünkü bence... Arto bütün tatil boyunca zaten bunları kameraya almış zaten. Peki o tekne Arto'nun mu değil herhalde? Yok yok bir Arto kiraladıkları değil. Bir tekne. Orada bir arkadaşları var. O arkadaşlarının teknesi o he. tekne. Arto o tabii Miami'yi bildiği için. Miami'yi tabii biliyor. Şimdi de New York'ta zaten. Çiftli bu arada geziyor. Serdar Ortaç'la karısının da görüntüleri geldi bana daha özel görüntüler. Evet onlar var mı arkadaşlar? Serdar Ortaç'la. Onları attım rejiye ama bugün Kenan'ı yayınlayalım. Yarın isterseniz yayınlarız. Onlar da bayağı bir görüntü yani. Evet. Hani göbeğinden öpüyordu ya. Göbeğinden öptü. Evet. Onun devamı var. Hepsini çekmiş Arto. Evet. Arto ile beraber tatile gittiniz mi işte böyle evet, dünkü arkadaşlar. Evet görüntüleri verelim bakalım. Bak bu da Arto Miami. Bu da Miami'den Serdar Ortaç evet. ve Kulö'nün, eşi Kulö'nün görüntüleri. Bunda da kamerada Arto mu var? Arto. Vallahi tebrik ederim. Arto bütün... gerçekten. Duymayan kalmasının New York ayağı olarak gerçekten güzel iş. Evet. Serdar Ortaç hatta hamile mi eşi acaba yok. Diye haberler çıktı. Ama hamile olmadı sonra söylendi. Kafalar dünyalar kafalar. Miami'ye gidince Miami kafası olmuş bunlar. Evet. Görüntüler için Arto'ya teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Arto böyle. Arto New York'tan bildiriyor. Devamlı bekliyoruz. Gene başka ünlüler varmış. Öyle tamam mi? Miami'deydi şimdi New York'a geçti. Evet oradan görüntüleri bekliyoruz kendisine sabırsızlıkla. Ayrıca da bilgiler de var. Nasıl oynuyor o? Şimdi hani yurt dışında bir daha rahatlar tabii. Şimdi İstanbul'da evet. böyle görüntü olur mu? Onların hesaba olmadı. Katmadığı ha. bir şey var. Yanlarında Arto olduğu için ha İstanbul'dalar ha buradalar fark etmedi. O ayrı yani. Bu da hayranlar işte Serdar Ortaç'ın. Evet. Burada evet. Bak Beyrutlu. Sesini açalım arkadaşlar. Serdar Ortaç'ın Latin hayranları. Bak Latin ya bu Arto beni öldürecek ya. Evet. Görüntüler böyle. Evet.
Teşekkür güzel. Ediyoruz. Amerika'dan haberlerimiz böyle sevgili seyirciler. Biraz sonra Harika Avcı'nın eski şoförü darp edildiğini iddia edilen eski şoförü yayınımızda olacak. Ondan son bilgileri alacağız. Fakat o gelene kadar biz bir İstanbul Kırmızısı'na gidelim. Dün akşam gala vardı. Ben de galaya gittim. Hani son zamanda yapılan film galalarında çok fazla ünlüler gitmiyor, çok fazla kalabalık olmuyor falan diye konuşuluyordu ama İstanbul Kırmızısı Ferzan Özbetek'in filmi bütün hepsini alt üst eden bir gala oldu. Ünlüden geçilmiyordu. Pek çok isim akın etmişti. Bir izleyelim görüntüleri. Çok hoş bir projeydi. Biz Ferzan'la bu iş için bir kere konuşmuştuk. Ondan sonra araya bayağı bir zaman girmişti. İşin şekli değiştikten sonra bir araya gelme fırsatı bulduk. Hani dediniz ya zor mu ikna ettiniz? Ben Ferzan'ı ikna ettim denebilir tabii burada. Yok şaka yapıyorum. Böyle bir şey yok tabii. Ferzan gerçekten ne istediğini bilen ve ekibi çok güzel toparlayan ve çok iyi çalışması çok keyifli bir yönetmen. Dolayısıyla kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle burada gördüğünüz muhteşem arkadaşlarla beraber çalışmak gerçekten çok keyifli. Galiba biz Mehmet'le beraber bu bekleme sürecini 8 aylık filmin bekleme süreci. Evet. Ondan sonra kastan belli olana kadar işte ne yapılacağı belli olana kadar uzun bir bekleme süreci geçirdik. Yaklaşık 8 ay falan galiba değil mi Ferzan? Evet. Muhteşem bir kast oluştu. Bilmiyorum her şey çok keyifliydi ya. Yani şu anda çok heyecanlıyım çünkü filmi hiç görmedim. İtalya'dan da özel bir kovuk yok. Onu keşke hiç söylemeseydik. Olay oldu yani. Olay oldu. Ya o stylingle ilgili bir şey. Ferzan'ın güvendiği bir hair styling yapan bir kişi vardı. Onunla çalışmak istedi tekrar. Filmin Türkiye'deki saç dizaynını yapan çok iyi bir arkadaşımız. Çok çok iyi. Yani hani yabancı ona güvensizliğimizden de getirmedik. Benim bir takıntım var. Birini sevdiğin zaman onun da seni aynı şekilde sevdiğini umuyorsun. İkinizin de aynı duyguları yaşadığını zannediyorsun. Ama işin gerçeği bambaşka işte. Necat Bey çok kapris yaptı bize evet o açıdan. Bilgi bekledik. Fransa'dan diş hekimi gelecek. Filme sahne. Filme neyse konuşmayalım. Geçmişe kafayı takan bugünüz kalır. Oğlum Londra'da yaşadığınızı söyledi. Çocukluğunuz İstanbul'da mı geçti? Evet. 20 yıldan sonra Ferzan'la çalışmak harikaydı. Hele aynı ayda çekimlere başladık. Tam 20 yıl ve tam 20 yıl tam arasında 20 yıl, fark evet. var. Valla biz aynıyız galiba. Biraz büyümüşüz sadece o kadar. Boğazı hiç yüzerek geçmeyi denedin mi? Yusuf sadece kendine zarar verir. Ben geçtim birçok kez. Sen bir hiçsin Yusuf. Ama muhteşem. Ekip harika. Çok 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 üstün hakikaten üstün. İkna etmekte zorlandığınız kimse oldu mu? Çok sağ olun. Hayır. Bunlara böyle yapıyordum. Hemen geliyorlar. Aslında bir dönüşün hikayesi. Bir yazar 20 yıl önce Türkiye'den ayrılmış, Londra'ya yerleşmiş. İlk kitabını 20 yıl önce yazmış ve o kitap başarılı da olmuş. Hayatı olduğu gibi değişiyor çünkü sürpriz olan 10 dakika sonra bir önemli bir 15 dakika sonra önemli bir sürpriz var. Ondan sonra yavaş yavaş değişiyor. Dakikasını saklıyorsun anlıyorum. Ne? Dakikasını saklıyorsun. Hayır hesap. Film uzun süre hazırlığı çok zor oldu. Şöyle zor oldu. Başka bir proje derken İngiliz, Türk hatta İtalyan ağırlıklı bir projeydi. Ama bir takım biliyorsunuz son 2 yıldır geçirdiğimiz olaylardan dolayı hep ileri tarihleri atıldı. Değiştirdik, bekledik. Bir de şey vardır bizde bilirsiniz Türklerde. İnatçıyızdır. Yaptık. Evet, İstanbul Kırmızısı Ferzan Özbetek'in yönettiği ve 4 usta oyuncunun oynadığı Tuğba Büyüküstün, Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Necat İşler'in oynadığı bu hafta vizyona girecek olan film. Ve dediğim gibi galası çok ünlü kaynıyordu. Herkes oradaydı. Orhan Gencebay'dan Gani Müjde'ye kadar pek çok şey vardı. İsim vardı. Ve... İşte benim ne dikkatimi çekti biliyor musun Cengiz?
fotoğraflar sanki hiç Türk filmi gibi değil. Yani Hollywood'da çekilmiş bir yabancı bir film. Aktörler, aktrisler, yani hepsinin fotoğrafları bu kadar Avrupa'ya. Fotoğraflar da inanılmaz. Instagram'dan paylaşmış mesela Tuğba Büyüküstün, Halit Ergenç'le ikili resimlerini. Bayıldım yani. Hiç bir acı, o kadar Avrupa'yı olamaz yani. İşte. Ama tabii filmle ilgili mesela durup durup kuaför meselesinin konuşuluyor olması. Yani bu kadar önemli bir film, bu kadar önemli bir yönetmen, bu kadar önemli bir kas, 5 tane star bir araya gelmiş, böyle bir film olmuş. Hala kuaförü getirmiş mi? Niye getirmiş kuaföre? Bizim kuaför niye gelmemiş? Şimdi kuaförler dernekleri de kalkıyor. Yani o kadar saçma sapan şeyler haber oluyor ki. Çünkü yazık, kuaförlerini günah yani. Beğenmiyor musunuz, güvenmiyor musunuz falan filan diye de soruyorlar. Yani, habire, adam o filmin yönetmeni. Değil mi? Aynı zamanda yapımcılığını da müstahmet. Tabii tabii. Aynen, adam kimi yapım istiyorsa onu getirir yani. Size ne? Siz bu kadar önemli bir filmde taka taka kuaföre taktınız yani. Hakikaten enteresan bir memleketiz Necat yani. Necat da onunla dalga geçiyor ya. Diyor ki benim de Fransa'dan dişçim gelecekti diyor. O yüzden sarktı diyor. Yani. Peki bir de bakalım kimler gelmiş. Ünlüler, ünlü akını vardı galaya. Onlara da bir bakalım. Ondan sonra konuğumuzu alacağız. Projeler var, birkaç tane proje var. Onlarla ilgili uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Eğil bir şey olabilir. Daha tam netleşen bir şey yok. Olursa zaten paylaşırız. Sporla bayağı ilgili. Evet, evet. Doğanın içindeyiz zaten. İlgin üzere. Köpeklerimle doğada spor yapmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Güzel. Bir gün gelin, hep beraber gezdiririz. Hayırlısı, kısmet. İnşallah, inşallah diyelim. Ya şu an görüştüğümüz birkaç yer var ama daha net olan bir şey yok. Genelde böyle çift gelmeye başladı sanırım bizden sonra. Çift de geliyor. Çift de geliyor, tek de geliyor. Çift de geliyor, tek tek de geliyor. Hatta birbirimize işte bazen ikili görüşmeye gidiyoruz, bazen onlara bir şey oluyor. Git diyorum, sakın tabii, şey yapma, evet. Kaçırma, öyle karşısı tabii ki. Bahsediyoruz. Kıyafet yıkılıyor. Ya. Evet. Ne kadar sürdü bu? Ya bunu yıllar önce Tuğba o zamanlar bir firmayla çalışıyordu. Onun hediyesi de Tuğba Ünsal'ın hediyesi. O zamandan beri koruyorum, giyiyorum arada. Bedavaya mı giydin? Yeni bir şey yok yani üstümde. Ayakkabılar mı? Ayakkabılar Cannes Film Festivali'nden. O zamandan beri giyiyorum o da. Yani çok severek kullandım ayakkabılardan. Bir çoraplar giymiş. Evet, yani çok kolay kurulamayacak bir kadro ama işte büyük yönetmenler kadro yaptığı zaman böyle büyük kadrolarda kurabiliyorlar. Ayrıca bizim sinemamızın da işte 4-5 büyük isminin bir araya geldiği filmlere ihtiyacı var. Güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Yani işten fazla zaten daha eve vakit ayıramadık. O yüzden yeni yeni aynen yeni yeni tanışacağız. Yeni yeni koliler çıkıyor yani. Yani. Korkmuyoruz. Şu ana kadar hani maşallah bir şey olmadıysa bundan sonra da olmaz inşallah. Diva mevzusu çok büyümeye başladı Emel Hanım. Diva mevzusu. Yok canım, o kapandı hiç. Sürekli Bülent Ersoy'un açıklamaları sizin. Yok yok, hiçbir şey de yok. Aramızda sürtüşme de yok. Ben hiçbir arkadaşımı zaten kırmak, düşmek istemem. Çok gereksizdi. Bunu büyütmek kapandı zaten. Ben bir yandan Amerika'dayım artık. Bir ayağım Amerika'da, bir ayağım burada. Hem buradaki projeler var, orada da projeler var. İnşallah müjdesini veririm yakında. Zaten kızlarımdan bir tanesi orada yaşıyor biliyorsunuz. Şimdi küçük kızımın da oraya götürmem söz konusu olabilir. Orada bir ajansım var. Başka iş ortaklıklarım olacak. İki kızım da küçük yaştan itibaren kameraların önündeler ve ikisi de güzel sanatlara çok yatkın. Sanatçı ruhlu çocuklar. Onun için böyle bir ilgi görmeleri, hatta işteki formaları beni de çok mutlu ediyor. Heyecan daha var gördüğümüz kadarıyla. Film dışında farklı bir heyecan. Teşekkür ederiz. O heyecan değil, artık sindirdik onu biz. 14 Şubat'ta biz öğrendik. Bize de sürpriz oldu. Size de hayırlı olsun. Bize de hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İstanbul Kırmızısı'na dün akşam böyle pek çok ünlü gitti galaya. Film de bu hafta sonu vizyona girecek. Programın başında sözünü ettiğimiz Harika Avcı'nın şoförünü darp ettiği iddiaları ve haberini yayınlamıştık. Şimdi şoförü, 6 aylık şoförü ve darp edildiğini iddia eden
Emre ikinci stüdyomuzda. Hoş geldin Emre. Evet, hoş bulduk. Valla büyük geçmiş olsun. Şimdi demin ekranda izledik senin ama. Evet, çok kaşın, burnun, dudakların falan baya gözün ağır bir olay yaşamışsın gördüğüm çok kadarıyla. Ağır bir olay yaşadım evet. Yani, ne zaman oldu olay? Dün mü önceki gün mü? Pazartesi günü gecesi oldu yani. Pazartesi evet. Gecesi oldu. Evet. Peki demin biz senin VTR'nin Star Haber'in yaptığı VTR'yi yayınlamıştık. Onu tekrar izleyelim. Seyircilerimize hatırlatalım olayın ne olduğunu. Tabii sonra ki. Emre ile konuşacağız. Tabii ki. Bunu bitirin diye emir verdi Harika Hanım. Beni zorla arabaya bindirmeye çalıştırdılar. Arabaya bindirmeye çalışırken beni yere düşürdüler. Yerde bayağı bir darp ettiler. Ben de bu sırada çığlıklar atıyordum sitenin içinde. İmdat, kurtarın beni, öldürüyorlar diye. Ağzımı kapattılar benim. İddiaya göre ünlü şarkıcı Harika Avcı eski şoförünü öldüresiye dövdürttü. Silahlı adamlar tarafından darp edilen eski şoför son anda araçtan atlayıp canını zor kurtardı. Yapıştırdılar. Burnumda kırık var. Bacaklarımda içten ezilme var. Sırtımda ağrılarım var. Ellerimde kanlar falan ya gördüğünüz gibi zaten zor nefes alıyorum. Genç adamın anlattıklarına göre olay 2 gün önce Beşiktaş'ta yaşandı. 27 yaşındaki Emre İkinci 6 ay önce Harika Avcı'nın özel şoförlüğünü yapmaya başladı. Ameliyat olduğunda ben yanındaydım. Daha öncesinde sıkıntılarında her zaman ben yanındaydım. Bir çocuk babası İkinci 4 aylık maaşını alamadığı için ayrılmak istediğini söyledi. Şoförlüğü bıraktı ve kurye olarak çalışmaya başladı. Gece 12'de beni aradılar. Harika Hanım'ın telefonundan bir bayan açtı telefonu. Harika Hanım'ın üzgün olduğunu, yeniden seni işe almak istediğini, pişman olduğunu, seninle görüşmek istediğini diye bana telefonda belirtti. 1,5 yaşında bir çocuğu olan Ekinci parasını almak için görüşmeyi kabul etti. Emre Ekinci Harika Avcı ile buluşmak için Ortaköy'e geldi. Tam bu noktada beklediği sırada avcının aracı yaklaştı. Ancak tam aracın kapısı açıldığı anda 4 kişi ellerinde pompalı tüfeklerle eski şoföre yaklaştı. Onu silahla tehdit edip zorla araca bindirdiler ve buradan Harika Avcı'nın evine götürdüler. 6-7 kişiler falan vardı evin içinde. Birden birisi bıçak çekti. Bayan önüme doğru geçti. Dur şimdi değil dedi. Ondan sonra diğeri de pompalı silah doğrulttu bana. O da doğrulttunca abla bırak biz bunu kopartalım, ben bunu cezasını yatarım diye bir tabirde bulundu. İddiaya göre Emre ikinci önce Harika Avcı'ya ait evin içinde darp edildi. Daha sonra da onu darp eden kişiler ikinciyi zorla bir araca bindirdiler ve ormana götüreceklerdi. Araç tam kapıya yaklaştığı sırada bariyerler açılmayınca Emre ikinci bir anda aracın kapısını açtı ve dışarı atladı. Bu sırada araçtakiler aşağı indi ve ikinciyi feci şekilde dövmeye devam ettiler. Olaya güvenlikçiler müdahale edince de Emre ikinci bir fırsatını buldu, kapıdan çıktı ve aşağı doğru kaçmaya başladı. Hastaneye gidip darp raporu alan genç adam Harika Avcı'dan şikayetçi oldu. Eve girerken elimden cep telefonumu aldılar, gasp ettiler benim. Ondan sonra ayakkabılarım evin içinde kaldı. Ben siteden kaçarken ayağımda sadece çorap vardı. Polis sitenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Telefonla ulaştığımız Harika Avcı ise iddialar karşısında şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Çocuğum benim yanıma yaklaşamıyor. Daha 2 yaşına girecek bebeğim benim yanıma yaklaşamıyor. Ben bu durumda çok mağdurum. Peki. Ne kadar süre Harika Avcı'nın yanında çalıştınız ve ne zaman çalıştınız? En son Harika Avcı'yı ne zaman gördünüz? En son ne zaman gördüm? Olay günü gördüm. Olay günü zaten Harika Avcı beraber aynı yerde oturduk yani salonda birlikteydik. Yani olay günü sen Harika Avcı'nın evindeydin. Evindeydim. Çıkışta mı dayak yedin anlamadım ben. İlk istiyorsanız olay anını tamam. Anlatayım. Ben o gün dayım ve kardeşim ben derbi maçını izlemeye inmiştik Ortaköy'de sahile. Maçı izledikten sonra evime geldim. O sırada telefon geldi bana. Harika Hanım'ın benimle görüşmek istediğini söylediler. Daha sonra Harika Hanım'ın telefonundan bir bayan görüştü benimle. Bayan beni Ortaköy'de bir marketin oraya çağırdı. Ben de Ortaköy'de bir abim var bakkalı olan. Onunla birlikte bakkalın önünde duruyordum. Bayan geldikten sonra bana el işareti yaparak arabaya binmemi istedi. Yanına doğru gittim. Merhaba diye tanıştım ilk öncelikle. Gayet güler yüzlü karşıladı beni. Aracına bindikten sonra yaklaşık bir 300 metre ilerleyip sağ tarafa çekip arabayı benim eski kullandığım araç yani Harika Hanım'ın aracı arkamıza doğru aracı park edip
3-4 kişi bir anda böyle arabanın içinden inip elinde pompalı silahla benim bulunduğum araca bindiler. Arka koltuğuma bindiler. Ve bayan birden hızlıca arabayı kullanmaya başladı. Daha sonra siteye giderek, siteye gittiğimizde Harika Hanım'ın tam evinin... Harika Avcı'nın oturduğu site. Evet. Hangi evet. gün bu tam? Pazartesi evet. günü. Pazar. Evet. 12'yi geçiyordu. Daha sonra tam... Gece 12 miydi? Evet. Gece 12'yi geçiyordu. Daha sonra blok kapısından içeriye girerek daireye giriş yapacaktık. Kapıda benden cep telefonumu istediler. Cep telefonumu beni o alan bayan elimden telefonumu aldı. Telefonu vermek istemediğim aracı halde. Bayan bir kadın mı sürüyor? Evet bir kadın sürüyordu. Sen ön koltukta oturuyorsun. Arkada da pompalı tüfekliler mi var? Evet. Peki Harika Avcı'nın arabasını orada mı bıraktılar adamlar? Onlar da arkadan takip etti. Daha birkaç evet. kişi de öbür araçla birlikte takip ediyordu arkamızdan bizi. Siteye hep beraber girdiniz. Siteye hep birlikte girdik. Güvenlik kamerası da vardır o zaman. Tabii ki. Daha sonrasında ise... Kapıda telefonumu istediler benden bayan. Ben istedikleri halde vermek istemedim ama zorla benden telefonumu aldılar. Daha sonra evin içine girdik. İlk önce salonda hiç kimse yoktu. Ben oturuyordum. Birden başıma sağıma ve soluma adamlar belirdi. Yani o içeri yanımda gelen adamlar belirdi. Kafamda herkes benim böyle bu şekilde bekliyordu. Daha sonrasında ise Harika Hanım geldi salona. Masada zaten... bir alkol falan içilme muhabbeti de vardı. Yalnız mıymış? Başka birileri var mıydı? Seninle beraber gelenler. Bir tek Harika Hanım vardı. Bir de beni alan bayan vardı salonun içerisinde. Zaten beraber geldik bayanla birlikte. Ama şu anda Harika Avcı yeni mide ameliyatı oldu. İçkisi ölür. Yaklaşık farkındaysanız şöyle söyleyeyim. O ameliyatı zaten olmasını sağlayan da benim. O doktoru bulan da benim. Yani ben yaklaşık bir buçuk ay falan ben o doktoru araştırdım. Özel olarak gittik beraber hatta ameliyatını şey yapmıştık. İçki nasıl içebiliyor ki şu an? İçemez ki. İçemez dediğiniz şu an yani ben yardımcısından da ben çok iyi duydum yani bunu çünkü görmedin ama kendin. Ben görmedim ama önünde alkol masa duruyordu. Tamam devam et. Daha sonrasında ise bayan eski yarında çalışanla ilgili birisiyle benim birlikte olduğumu düşündü. Bana bununla birlikte beraber iş yapıyorsunuz dedi. Ben de dedim ki ne alaka yani. Ben dedim daha öncesinde dedim Harika Hanım dedim yüzü burada. Size dedim belirtebilir dedim. O bayan dedim. Kim peki? Menajeri mi? Ne? Bayanı hiç tanımıyorum. Daha önce tanışmadın mı? Hiç tanışmadım. Kendisini hiç görmedim. Ha. Evet hiç görmedim kendisini daha önceden. Ama sadece bayanın çok güçlü bir insan olduğunu fark ettim. Çünkü yanındaki adamlar abla biz bunu bırak hani... Kopartalım, biz senin cezanı yatarız bilmem ne gibi tabirlerde bulunuyorlardı. Ben buradan onları çıkartabildim. He. Çok affedersin bir şey sorabilir evet, buyurun. Miyim? Harika Avcı senden ne istemiş olabilir? Hiç bilmiyorum, nedenini bilmiyorum ama... Şimdi durup dururken yanındaki şoförü apar topar evine getirtiyorsa, bu söylediğin iddialar doğru ise... Sen bu kadını bir şeyle mi tehdit ettin? Mesaj attın mı? Benim hiçbir şekilde tehdit etme gibi bir durumum olmadı. Sen zaten işten ne zaman ayrıldın Harika Avcı'nın yanında? İki ay falan olmuştu. İki aydır ayrıldın. Evet. Kendisinden para istedin mi? Hiçbir şekilde para istemedim. Ben sadece çıkarken dedim hani benim dedim hesabımı kesin dedim. Benim verecekleri bir hesabım yok. O zaman dedim helal edin hakkınızı dedim. Sen maaşını alamadın. Söyleyeyim. Alamıyordum evet. Kaç ay alamadın maaşını? Ben 200-300 lira gibi meblağlarla hep aylığımı bu şekilde alıyordum yani. Elime bu şekilde para sıkıştırdım. Peki ben yineleyeceğim sorumu. Evet, merak buyurun. Ediyorum çünkü. Harika Avcı sen yanından 2 ay olmuş gitmişsin. Evet. Ve sana da diyorlar ki senin eski orada çalışan kadınla alakan mı var, ne alakan var? Demek ki bir aranızda bir diyaloglar gelişiyor. Bir şeyler var ki seni aldırıp yani eğer bu doğruysa sana bir şeyin hesabını soruyorlar. Aranızdaki bu mevzu nedir? Onu anlar. Çünkü mevzu olmadan zaten... sen gitmişsin zaten. Seni niye aldırsın Harika Avcı? Aramızdaki mevzu şu şekilde gelişiyor. Ben yanından ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ta motor kuryelik yapmaya başlıyorum. Tamam. Daha sonrasında ise beni yanındaki yardımcı arıyor. Harika Hanım'ın beni yeniden işe aldırmak istediğini söylüyor. Harika Hanım sen gittikten sonra başka birileriyle daha çalıştı. Onlarla memnun kalmadı. İşte üzgün olduğunu söyledi. Geçinemediğini tekrar söyledi. Tekrardan gelir misin diye gibilerden bana sordu. Ben de hatta Harika Hanım'ın alkol aldığını söyledi. Ben dedim ki abla dedim onun iyiliği için dedim. Eğer dedim böyle bir şey görürsen müdahale et dedim duruma. Çünkü dedim daha yeni dedim bir operasyon geçirdi.
Şu an dedim eğer böyle bir şey yaparsan onun ya iyi sen bu kadar diyor. İyi bir çocuksan bu kadın seni bu hale niye sokturdu? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Siz, durup dururken evet, mesela mantığım boş yani anlayamıyorum. Ben şu an zaten bu olay itibariyle birlikte ben bunu düşünmekten zaten çok yorulmuş bir şekildeyim. Ben şu an evde benim 2 yaşında bir bebeğim var. Ben evimde bebeğim bana yaklaşmıyor yani ufak çocuğum bana yaklaşmıyor. Ben sonuçta mağdur bir durumdayım yani. Peki. Evet. Sana Cengiz senin sormak istediğin şeyler varsa söyleyeceğim. Sen. Evet. Ondan sonra orada ne tartışma mı çıktı? Sen şimdi evdesin. Tartışma çıktı derken. Yani senin ne, birden diğer adamlar gelip seni dövmeye mi başladı? Diğer nasıl adamlar oldu? Değil. Harika Hanım. Beni alan bayan birden bana 2 tane tokat attı. İki tane tokat attı. Ne tartışıyorsunuz da 2 tokat attı? Efendim? Ne konu neden tartışıyorsunuz? Neden yani? Neden? Benim sana burada 2 tane tokat atmam gibi bir şey oluyor bu. Evet. Hikayesi konu, var bunun. Hikayesini bana anlat. Konu şu şekilde gelişiyor. Dediğim gibi daha önce yanında çalışan bir asistanı vardı. Çok eski asistanı vardı. Asistanı ile ilgili aralarında bir para mevzusu geçiyor. Para mevzusu geçiyor. Beni de bu işe aldıran kişi eski asistanı. Tamam. O da benimle birlikte aynı muhitte oturuyor. Benim onunla birlikte olduğumu düşünüyorlar. Olsun, yani olduğunu düşünüyorsun. Düşünüyorlar. Olsun. Yanındaki bayan da zannediyor ki ben onunla işbirliği yapıyorum. Ne işbirliği işte? Ne yapıyorsunuz yani da işbirliği? Yani Harika Hanım'ı dolandırıyor gibi gözüküyor. Nasıl dolandırıyorsunuz? Yani ne yani, yaptınız ki dolandırdığınızı düşünüyor mesela? Yani şimdi parasını mı aldınız? Ne yaptınız? Yok, zaten Harika Hanım çalışmıyor. Neyle suçluyorlar seni? Diyorlar yani ki parasını, sen parasını dolandırıldığımızı yani dolandırdığımızı diye düşünülüyor. Ne diyorlar sana? Nasıl dolandırmışsınız mesela? Sen, ne diyorlar? Siz sahasında berabersiniz deyip zaten vurmaya başladı bana bayan. Hayat bak şöyle bir şey. Siz asistanıyla, eski asistanıyla evet, sen beraber işi evet, çeviriyorsunuz, evet, onu dolandırıyorsunuz evet, diyor. Evet, doğrudur. Şimdi sen de sormuyor musun? Ne yapmışız da biz dolandırmışız demiyor ben musun? Ben ne yapmışız demeye kalmadan zaten bana bayan vurmaya başlayınca hı hı, benim başımda bekleyenler zaten bana vurmaya başladı. Benim sorgu ve sorabilecek bir şeyim kalmamıştı. Hı. Evin içinde ağır darp gördükten sonra Harika Hanım dedi ki alın bunu dedi bitirin dedi dışarıda dedi. Ondan sonra bayan dedi ki bir saniye dedi. Ondan sonra bayanın yanındaki birisi pompalı silahı bana doğru doğrulttu. O da dedi ki bayan dedi şimdi değil dedi. Alın dedi bunu dışarıya dedi. Aşağıda dedi mezarlığın orada dedi bitirin dedi işini dedi. O öldürecekler yani. Evet beni öldürüp mezarlığa atacaklardı. Ay yok yani Kurtlar Vadisi çekimi anlatıyorsun sen. Ben anlattığım bir şey yok. Bunları ben sana kendim yaşadığımca peki anlatıyorum. Siz Emre, tabii inanır veya inanmazsınız. Peki size kalmış benim bir şey. Yani inanıp inanmamam şey çok önemli değil. Evet, ama evet, benim de seninle ilgili senin evet, mesajların var bende. Evet doğru. Sen Harika Avcı'ya atmış olduğun mesajlarda evet, şimdi bize diyorsun ki benim ondan alacağım var diyorsun. Evet, evet. Ama buradaki mesajda aynen şöyle yazmışsın. Efendim hayırlı akşamlar. Evet. Onca sıkıntımız var biliyorum ama 2 güne kadar evimi boşaltmamı istiyorlar. O çok çok önceki yani pardon, ben yanında çalıştığım evi, dönemler. Evet. Evi tutmam lazım yoksa ne çocuğumu ne eşimi görebileceğim. Evet, sıkıntı bana 2500 lira lazım. Evet ekonomik sıkıntılar yaşadığım dönemler. Siz benim ailemsiniz gidecek bir yerim de yok. Evet. Siz bana bunu önceden verin sonra maaşımdan kesin diyorsun. Evet, yani borcunuz evet, var bana borcunu ver demiyorsun. Evet. Bana önceden parayı verin. Ben sizden önceden parayı verin diye. Şöyle bak o zaman şöyle bir şey. Bu ne zamanın sizin mesajı? Bu yaklaşık yanında çalıştığım dönemler yani. Bak, maaşımdan evet, kesersiniz evet, diyorsun. Yani maaşımdan kesmek şudur. Evet. Yani daha o hak edişine ama avans istiyorsun sen. Yani burada sen kadına evet, şunu demiyorsun. Sizin bana borcunuz var. Evet. Siz bana borcunuzu verin demiyorsun. Siz bana bunu verin diyorsun şu anda. Maaşımdan kesersiniz diyorsun. Yani bu Harika Avcı'nın sana borcu evet, olmuş olmuyor. Bu bir. Evet. İkincisi bu doğru söylemiyorsun o anlamda. Onu sizin söyleyeyim. Ben hayır bir şey söyleyeceğim. O zaman demen gerekiyor ki borcunuz var kardeşim. Ben sizin yanınıza çalıştım. Benden bu parayı bana verin demen gerekiyor. Şu anda sen ona diyorsun ki avans olarak yani artık maaşından. Çünkü ben o duruma gelmiştim yani benim o dakika peki gene bir şeyler var. Bilemezsiniz. Peki bunları da evet, lütfen cevaplar Sevim, mısın? Pardon. Şimdi bak göstereyim sana. Evet buyurun. Bak pazartesi diyor. Yani evet, sen daha önceki mesajlar diyorsun ya. Evet. Şimdi bunları ekrana veremiyoruz tabii ki arkadaşlar. Evet. Özel yazışmalar olduğu için. Evet. Ama senin telefonunun screenshot'ı bu. Evet. Ve pazartesi evet, yazışmışsın. Pazartesi yazışmalar. Evet. Yani senin yazışmalar değil yani. Yok. Yani senin iddia ettiğin Seren Hanım'ın okuduğu benim yanında çalıştığım dönemler.
Pazartesi. Yani, ondan işte merhaba efendim. 23. Nasılsınız inşallah? İyi. Pazartesi ama sizin şu an bana göstermiş olduğunuz pazartesi biz görüşmüştük zaten. Hı, onların mesajlarımda. O sizin sizin gösterdiğiniz pazartesi günü benim görüştüğüm. Seren Hanım'ın okuttuğu mesaj ise daha önceki bir mesaj. Peki şu tabiri kimin için kullandın efendim o şey diyorsun? Evet o kim için kullanıyorsun eski asistanı. Eski asistanı. Senin elinde o eve girdiğinde bıçak varmış. O bıçak da şu anda polisteymiş. Evet. Doğru mu? Bıçak ya, benim bıçak yok elimde. Ben benim bıçak yani şu anda poliste değil mi? Bilmiyorum. Yani parmak ben, izin var mı bıçakta senin? Şu anda o bıçak doğru olabilir. Ben onlar da senin koştum. Ona bir şey evet tamam. Doğrusunu anlat. Evet. Çünkü neden doğrusunu anlat? Bunu çözmemiz tamam, lazım. Evet. Çünkü bir insanı karalamak ve bir insanı alaşağı etmek o kadar kolay bir şey ki ben senin tabii ki yanında oluruz. Şu doğru bir şey değil. Evet. Ama nedenlerini de doğru konuşursak o zaman yol alabiliriz. Tamam, sen doğrudur. Elinde bıçakla kadına saldıracaksın zannettikleri için bu bıçak da şu anda polisteymiş. Olabilir, bu yalan değil. Olabilir, ve üzerinde de parmak izlerin doğrudur, var. Bıçakla doğrudur. Eve giriyorsun. Ben bıçakla eve girmedim yalnız. Mutfaktan benim mı aldın? Mutfaktan aldım. Nasıl mutfakta peki sen diyorsun ki adamlar başımda bekliyorlar. Sana nasıl müsaade ettiler? Nasıl müsaade ettiler? Ya kişi yerde... başımda diyorsun, adamlar başımda diyorsun. Sen tamam, kalkamazsın yere düştükten ki. Sonra yere düştükten sonra kalkıp zaten canavliyle kaçıp mutfaktan ben onu aldım. Sonuçta kendimi yani üzerime canavliyle o kadar adam senin mutfağa gidecek. Yani. Hayır Cengiz bir şey söyleyeceğim. Oturuyorum burada iki tane de adam başımda. Ben nasıl mutfağa gidip de çekmeceyi açıp da bıçağı alabilirim ben bu saatte? Oturup, bak farkındaysanız Seren Hanım siz sürekli şu an Harika Hanım'ı korumakla korumuyorum. Yok, ben sana kusura bir bakmayın siz korumakla. Ben niye koruyayım ya? Ben sen yanlış bir şey söyleyeceğim. Evet, ben gerçekten bu böyle bir şey olacaksa müsaadenizi isteyeyim. Gerçekten ben çünkü zor bir durumdayım. Yaşadıklarım. Şimdi ben evet. Harika ben, olayı niye koruyayım? Polisi al elinde şey, bakın, şey bıçak tamam, polisi şu anda. Benim de ifadelerim var. Er geç bu olay sonuçta peki bunu sonuçta niye anlatmıyorsun? Bunu ne, niye anlatmıyorsun? Anlatayım niye ya, demiyorsun ki elim koltuğumun altında bıçak koltuğumun vardı da. Koltuğumun altında bıçak falan benim yoktu. O kadar adam seni bu hale getirdi. Evet, şimdi, sen o adamlardan sıyrıldın, mutfağa girdin, çekmeceyi açtın, bıçağı aldın. O sırada mı yakalandın yani? Siz benim ifadelerimi okudunuz mu tam olarak? Ben okumadım ama sen bunu bize işte, eksik anlatıyorsun. Ben size o siz bana bir şey söyleyebilir miyim? Yani siz bana müsaade etmiyorsunuz ki doğru düzgün anlatmama şimdi zaten. Biz burada emniyet değiliz. Evet. Kimsenin ifadesini almıyoruz. Evet. Bir magazin olayı, bir magazin ünlüyle ilgili yaşanmış bir vakayı konuşuyoruz taraflarından biriyle. Ama diğer tarafında iddiası var tabii ki Harika Avcı'dan gelen bilgileri sana da sormakla yükümlüsün. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi sen tabii ki olayın iç yüzünü doğru anlatırsan ya da ifadende ne anlattıysan onu anlatırsan bize. Yaşadıklarını. Evet. Orada mesela seni bunlar pompalı tüfekle mi, dipçikle mi dövdüler, sopayla mı dövdüler, yumrukla mı, mesela burnun mu kırıldı, kaşın mı patladı, ne oldu? Silahla o şeyle vurmadılar yani. Neyle normal yumruk ve tekmeyle. Yumrukla burnun mu kırıldı? Evet yumruk ve tekmeyle yani birden fazla kişi vurunca zaten kendimi koruyamadım. Bir de kaşın mı ya dikiş mi var ne var? Kaşımda evet açılma var ama dikiş atılmadı böyle bir yapıştırıcıyla şey yaptılar kapattılar. Gözüm morarmış. Evet. Dudağında şey var. Ya isterseniz eski fotoğraflarım ilk halim fotoğrafımı peki göstereyim. Şimdi orada bir anladığım kadarıyla büyük bir arbede yaşanıyor. Evet. İki kişi sana çullanıyor. Evet. Harika Avcı'nın yardımcısı ya da senin o güne kadar tanımadığın kadın da tokatlıyor seni. Evet. O sırada da sen o arbede içinde mutfağın yerini demek ki daha önceden biliyorsun. Eve girmiş çıkmış değil mi? Evde zaten ben çalışıyordum. Sadece şoför değilsin yani. Ben şoför olarak çalışmıyordum. Biz Harika Hanım'la yani normalde de hani birlikte böyle oturup beraber televizyon izlediğimiz zamanlar da oluyordu yani. İşte ben de ona çok üzülüyorum biliyor musun? Evet bu şekilde televizyon izlediğimiz zamanlar da oluyordu. Ben hiçbir zaman iyiliklerini inkar edemem Harika Hanım'ın. Hiçbir zaman. Yani hiçbir bu kadına zaman. Gerçekten çok üzülüyorum ben, ben ya. Ben hiçbir zaman vallahi iyiliklerini inkar edemem. Ben sizin ameliyat olduğu zamanlar Seren Hanım'ın hatta sizin bir mesaj yollamıştınız. Ben onu da dinlemiştim Harika Hanım tarafından. Çok sevinmiştim hatta. Ben dediğim gibi Harika Hanım'ın gerçekten ben hiçbir zaman iyiliklerini inkar edemem. Şu anda da inkar edemem. Ama ben sonuçta bu durumdan gayet de çok mağdur durumdayım. Ben inkar edemediğim gibi sonuçta siz de beni anlayın yani. Ben de mağdur ben de anlamaya çalışıyorum ama anlatmazsan yani Harun şekilde mu bu asistanın adı? Efendim? Bu asistanın adı kim? Adı ne? Eski ismini ben şu an gerçekten söylemek istemiyorum. Şimdi bak sana kadın bir şey mi, erkek mi? Erkek. Ha ben kadın zaten. Cengiz yıllardır Harika Avcı ile alakalı
bu rivayetler. Kadının parfümle, sizin için söylemiyorum yanlış anlamadım. Evet. Ama takip ettiğim için çok iyi biliyorum. Bu kadının parfümlerine kadar, paralarına kadar mücevher, herkes yazık, hep çalmış, çırpmış gitmiş bu kadın. Gerçekten başına gelmeyen de kalmıyor. Yardımcı. Aynen. Çünkü kötü günler geçirdi. Doğru. Belki alkol kullandığı zamanlar oldu. Kendinde belki değildi. Kadıncağızı gerçekten mahvetmişler yani. Şimdi sen bu halde tabii ki olmaman gerekiyor. Ama ben de sana diyorum ki bu kadın melek gibi. Sen biliyorsun, senin yanında çalışmışsın bu kadına. Sen kendin söylüyorsun zaten. Zaten bana burada diyorsun ki bana borcu var diyorsun ama zaten sen burada benim maaşımdan kesersiniz diyerek zaten sana bir maaş borcu olmadığı da çıkıyor. Ben sadece sana şunu sormak istiyorum. Harika Avcı, seni bu hale neden getirtmiş olabilir? Neden getirtmiş? Sen daha, yani sen gittin mesela, sen benim yanımda çalışıyordun, hı-hı, işten ayrıldın ve gittin. Ben şimdi dedim ki yanımdakilere veyahut da arkadaşlara, ya bu adama gitti benim yanımdan, şunu bir gelin de bir dövün. Ya niye diyeyim yani, bunun ya, bir amacın ne bunun? Ya bir alacak verecek meselesi olması lazım. Ben bunu anlamadığım takdirdeki gibi yanındaki bayan zaten, yanındaki bayan yapmış durumda yani. Benim Harika'nın bir alakası yok o zaman bu durumda. Harika'nın ama o da burada oturuyor. Azmettirmek için Harika. O da burada oturuyor yani, sonuçta bu olay Harika Hanım'ın evinde geçiyor. Ben de sana diyorum ki peki neden, sana ne söylüyorlardı sana bu hale getirdiler? Yani sana bir gibi, şey demiş. Az önce anlattığım gibi. Yani sen diyorlar eski asistanla berabersin, dayak yiyeceksin. Ve dayak yiyeceksiniz derken zaten beni dövmeye başladıklarında konuşma gibi bir şey geçmedi. Neyi ben dolandırdığınızı dayak söylüyor peki? Suçlaması ne kadının? Bunu anlamaya suçlaması yani eskiden yaşamış oldukları herhalde. Ben yoktum yani. 2 ay zaten ben yanında yoktum. Tamam. Yanına gelen bayanla ne konuşuyorlar, ne bitiyor? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Sadece ben dediğim gibi 2 aydır motor kuryelik yapıyorum. Bir anda benim telefonumu kalkıp yardımcı arıyor. Yeniden işe almak istediğini söylüyor beni. Ondan sonra ben de memnun oluyorum bu durumdan dolayı. Ondan sonra diyorum ki evet Harika Hanım, çünkü gerçekten iyiliklerini inkar edemem. Daha sonrasında görüşüyoruz. Ama bir hadi bırak bu hale sokmayı. Evet. Diyorsun ki iddiana göre hani pompalı tüfekle seni neredeyse mezarlığa götürüp öldürecekler. Yani Harika Hanım'ın bu talimatı verdi. Alın götürün, işte kopartın mı ne diyorsun? İşte o diğer yanındaki bayan söylüyor. Yanındaki bayan. Alın götürün bunu temizleyin, kopartın. Peki, diye pompalı tüfekle öldürecekler seni. Yanındaki kadın çok güçlüymüş. Sıçan kim? Ama bir şey söyleyeceğim. Yok. Sen Harika Hanım'a mesaj atıyorsun. Diyorsun ki o sıçan şey hakkınızda öyle bir oyun oynuyor ki benim de bildiğim kesin bir olay. Hemen konuşup bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa çok geç kalacağız Harika Hanım diyorsun. Yarın ben sizi öğle saatinde ziyaret edeyim mi diyorsun. Hem bir bardak çayınızı içeyim hem de çok acil şu olayı aydınlatalım. Yoksa çok geç kalacağız diyorsun. Nedir bu olay? Bunu söylemeyeceğim. Ama olmaz. Şimdi sen bunları anlatmazsan şimdi bir senin anlattığın şey. Ben gerekli yerlere ben zaten konuşacaklarımı konuştum. Size konuşalım. Sıçan kim? Ben bunu kendisi zaten kendisi bildiği için başkasına söylemek istemiyorum. Yani kusura bu kadınla burayı yanıtsız bırakmak peki, istiyorum. Peki o zaman Emre'cim, bu kadınla konuşmaya çalışan aslında, görüşmeye çalışan sensin. Evet. Arkadan diyorsun ki yüz yüze konuşulacak mevzular bunlar. Evet. Yoksa çok büyük dolandırılacaksınız. Şu an bak sen kadını uyarıyorsun, diyorsun ki dolandırılacaksınız. Bu anladığım kadarıyla sen şimdi bu 2 aylık ayrıldığın dönemde bu erkek asistanla ilgili belki bir iddia var. Evet. Belki de Harika Hanım'ın kafasında o asistanla senin birlik olup kendisini dolandırdığı, çaldığınız neyse artık kafasında ne varsa. Evet. Belki böyle bir iddialar oluştu. Evet. Belki bununla ilgili bir takım somut delillere ulaştı da mı ama çünkü size bunu yapıyor? Onun sorunun ben cevabını vereyim mi Cengiz? Çünkü burada şunu söylüyor, diyor ki şeyde Harika, siz benden diyor bir şeyler öğrenip beni köşeye atmak istiyorsunuz diyor Emre. O da diyor ki ne ilgisi var, yazan sensin, söyleyen sensin, net olarak söyleyeceğim bir şey varsa söyle diyor Harika'da. O da bu diyor ki izinli olduğu için izinli Harika şey Avcı'dan izin aldım. Siz benimle görüşmek istemiyorsanız sıkıntı yok diyor. Ama diyor bak burası çok önemli, açıkça size karşı yapılacak her türlü şeye hazırlıklı olun. Benden bu kadar ne diyeyim, o zaman siz beni unuttuysanız ben de sizi unuturum diyorsun. Evet. Burada bir olaylar var, bir hikaye var ve sen bize bunu anlatmadığın için.
ben dediğim gibi diyorum ki boşu boşuna bu kadın size anlatabileceklerime bunlar bu hale kadar, size anlatabileceklerime kadar anlatıyorum. Hı hı. Gerekli yerlerde ifadelerimde belirtmiş olduğum şeyler var. Onları da belirtmiş de bulunuyorum. Sen kadının birilerinden dolayı uyarıyorsun ya. Yani. Ben bana daha önceki yapmış olduğu iyiliklere karşı bir şeyden dolayı uyarıyorum. Hı. Beni yeniden işe alacağı için gerçekten çok seviniyorum. Ben gerçekten kendisini çok seviyorum. Çocuk yaşlarda bir filminden dolayı gerçekten kendisine hayranım. Ama sonuçta bu durumda. Ama siz beni unuttuysanız ben de sizi unuturum diyorsun. Aslında o seni işe almak için bir teşebbüste zaten bulunmamış. Sen onu görmek istiyorsun. Yanındaki, sen yanına gitmek istiyorsun. Yanındaki yardımcı peki, bana onu söylüyor. Harika Avcı niye bağlanmıyor telefona? Ya harika. Haklıysa yani bu kadar yanındaki yardımcı bana bunu söylüyor. Kendisi işe aldırmak istediğini söylüyor. Bağlansın Harika Hanım. Yok ben harika. Şu an konuşmam zaten doğru olmaz. Şu şekilde. Hayır onunla yüz yüze konuşmaz. Biz soru sorarız. Yok hayır. Yok şu an bu ben, durumda bulunamayız. Çünkü şu an bir davamız var. Ben şu an bunu doğru bulmuyorum. Yok şu an kendisiyle ben görüşmek istemiyorum. Rica ettiğiniz için gerçekten. Bak evet, rica evet. ettiğiniz için gerçekten. Rica ettik niye biliyor evet. musun? Ben özellikle evet. Cengiz'den de rica ettim. Evet. Çünkü Harika Avcı'nın karakterini evet. ve kişiliğini ve kimliğini biliyoruz. Evet. Sen de zaten çok sevdiğini ben de, söylüyorsun. Evet ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bu kadıncağız zaten kimseye kötülük yapacak falan vaziyette ama değil şu anda. Vaziyette değil Cengiz'ciğim. Vaziyette siz, değil şu anda. Siz, annesi hasta siz, şu anda. Beter halde ve kendisi de o kuvvette o şeyde değil diyorum. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Evet bakın. Cuma sen de biliyorsun. Cuma evet, günü bize gelecek çünkü konuk olarak. Bir şey söyleyeceğim Cengiz Bey. Değil yani. İzmir'e gidiyorum dedi. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi herkes tanıdığı kadar bilir Sayın Harika Hanım'ı. Hmm. İçeriden bir şekilde hepimiz bildiğimiz için yaşadığı sorunları da sıkıntıları da çok iyi biliyorum. Ben daha önce yanına girmeden yani daha önce işe başlamadan önce bir şekilde araştırmasını yaptım. Bilgi edinmek istedim yani nelerden hoşlanır, nelerden hoşlanmaz. Sonuçta ben o insanla çalışacağım. Hayatımı bir şekilde sürdürmem lazım yani. Sonuçta ben orada para kazanacağım, ekmeğimi yiyeceğim. Ne araştırdın mesela, ne buldun? Yani ne araştırdım? Hayatıyla ilgili bazı şeyler öğrendim. Sürekli darbeler görmüş. Sürekli hayatında... Hep yanındaki insanlar da... Biz bununla daha önceden hani Hakan'la biz gece saat 2'lere kadar, 3'lere kadar bunları biz oturup konuştuk. O zaman sen bir şoför değilsin, bir yardımcısısın ben, değil mi? Yani? Onun ki, evine girip çıkan, onunla beraber gece çok... evde kalıyor muydun? Ben yok kalmadım. Ben ya. Çünkü sonuçta evli baklı bir insanım tamam. yani kalmadım. Ama ona aile misiniz diyecek kadar diyecek da. Kadar neden diyecek kadar. Benim çocuğum yani benim ufaklığımla birlikte Harika Hanım'ın köpeğinin videoları var. Evde. Benim hanımımla yok, birlikte yok. Çok iyi arkadaşlıklar kurdular Harika Hanım. Yok çok iyi bir kadın benim yani. Benim eşimle birlikte çok iyi arkadaşlıklar kurdular. Evet. Ya bu şekilde giden bir durum aile, vardı. Bu şekilde giden şimdi bir durum var. Şimdi sen neden sana yardımcı olamıyoruz biliyor musun? Sen bize konuyu anlatamıyorum diyorsun ben ya. Ben bazı şeyleri anlatabiliyorum işte ama anlatamıyorum şu dediğin şekilde için, bizim bir durup de... dururken seni işten çıkarıp da bu kadar iyi anlattığım bir kadın seni geriye çağırıp da pataküte dövdürtüp de falan önceden, yapmaz. O zaman daha önceden şu şekilde bir sadece kısa bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Bunu da söyleyip bitirmek istiyorum. Peki. Daha önceden Harika Hanım'la ilgili bana bir şey söylediler. Harika Hanım yeni birisini tanıdığı zaman yanındakini unutuyor dediler. Ne demek o yani? Yani yeni bir hayatında yeni bir kişi tanıdığı zaman yanındaki kişiyi çok çabuk unutuyor dediler. Aşk olarak mı diyorsun? Neden hayır bahsediyor? Aşık olarak yardımcı değil. Olarak, çalışan ya, olarak. Çalışan olarak. Hani yanında arkadaşı olur vesaire. Arkadaşı için belki hani şöyle söyleyemem. Yanında çalışan olur. Yeni bir çalışan mı aldı peki senden sonra? Çalışan değil. Harika Hanım Instagram'dan birileriyle tanıştı. Tamam. Harika Hanım'ın çok büyük bir dolandırma olayları falan olduğu için alacakları var, davaları var hı-hı. genelde. Bunları alacak birisinin olduğuna inanan, gücü olduğuna inanan birisiyle tanıştı. Hmm. Yanında yine böyle bir tip birkaç kişi adamlar vardı. Ondan sonra onları tanıyınca bana soğuk davranmaya başladı. Hmm. Ben de zaten düzensiz maaşımı, paramı sen da peki... alamadığım için ben de dedim ki Harika Hanım yeni kişilerle tanıştı. Bana da bunu söyleyen kişi... Dedi ki... Sen bu kadar mesaj atan bir adamsın. Evet. En son pazartesi günü mesaj atmışsın. Evet. Avans para istemişsin. Hiçbir mesajında veyahut da senin telefonda var mı? Benim paranı, kendi telefonum yok zaten şu an onların elinde.
Mesajlar çıkıyor. Telefonu merak etme. Ekledi. Mesaj efendim? Çıkıyor. Telefonu çıkıyor. Telefonum elinde. Sen hiç Harika Avcı'ya paranı alamadığına ait burada 1500 tane mesajın var. Paramı vermediniz diye hiçbir mesajın var mı kendi telefonunda atmış olduğun kendisine? Yok. Ama burada avans istediğin şey var. Demek ki evet. Sen çok kolay hakkını alabilecek bir çocuksun. Yok normalde. Çok kolay hakkımı alabilecek isteyebilecek bir çocuksun. Ben uzak bir yerdeydim. O dakika ailemi kurtarmaya çalışıyordum. Çünkü ailem yani benim eşim ailemle tartıştığımda eşim evi terk edeceğini söylemişti bana. Evi terk edeceğini söyledi. Çünkü kira anneannemlerin yanında kalıyordum. Kiramı ödeyemiyordum. Evimi dağıtmak zorunda kaldım. Yani ayrı evde oturamıyordum. O yüzden de avans istedin. Eşim evi terk etti. Çocuğumu alıp gitti ailesinin evine. Ailesinin evine gittiği için ben de bundan Harika Hanım'a dedim ki böyle böyle hani eşim gitti yani benim bir şekilde. Peki girdim. Emre ama evet. Şimdi alacağım var. Hep işe girdiğinden beri 100-200 harçlık alıyorum diyor dedi. 100-200 harçlık alıyorsan 2500'e avans istemez ki insan. Alacaklarımı verir misin de. O dakika yani o dakika benim söylemem yani 2500 lira istemem. O dakika acil bir ev bulmuştum. Yani verirseniz hani hemen çünkü şu evi tutayım. Çünkü hak edişim var, hak ettiğim para var alamadım. Şu evi tutalım. Evi tutayım ki ben de hani yaşamımı sürdüreyim yani burada. O dakika o evi peki bulmuştum. Acaba bu alacaklarını tahsil edemediğin için Harika Hanım'a baskı yapmış olabilir misin? Hiçbir şekilde. O da buna hiçbir karşılık. Şekilde. Hiçbir şekilde. Sen bence bu yeni tanıştığı kişiler senden ötürü harika şöyle bir şey demek istiyorsun. Yani beni unuttun. Evet. Onlardan ötürü diyorsun. Benim senin hissiyatını şu anda böyle algılıyorum. Soğuk davranmaya başlamıştı yani bu insanlarla tanışınca. Soğuk sana. Davranmaya başladıktan sonra niye 2 ay sonra seni tekrar çağırdı? Yardımcısı söyledi beni. Hı. Yeni yanına yani işe istediğini. O sana soğuk davrandığı için uzaklaştı ve seni bir sonra da işten çıkarttı herhalde. Ben kendim ayrıldım. Sen kendin ayrıldın. Anahtarını ve ruhsatını arabanın. Ne dedin ayrıldın? Dedim ki ben dedim bu şartlar altında dedim çalışamayacağım. Şartlar neydi ki? Şu ne şekilde şartlar neydi? Yani ben normalde aracıyla gidip geliyordum evime. Aracını benden yaptı. Aracı burada bırakacaksın. Ha, eve gidip götürmeyeceksin. Götürmeyeceksin. Ha, sen konuşmaları oldu. Baktım ya yani ben anladım ki Harika Hanım bana soğuk davranıyor. Yani ha, istemiyor diye. İstemiyor diye. Ben aslında de dedim böyle ki, kötü bir şekilde ayrılmadınız. Kötü bir şekilde. Ben hayır kötü bir şekilde zaten ayrılmadık. O zaman ben de diyorum ki senin bu bize anlatmadın o karanlık hikayeden ötürü sizin neden bunları yaşadığınızı şimdi biz anlayamıyoruz. İyi bir şekilde ayrıldınız. Anahtarını teslim ettik. İyi bir şekilde ayrıldık. Ama peki. Diyorum ki size beni işe aldırmak istedin. Yanındaki yardımcı söyledi. Anladım. Ben de buna kandım. Şimdi biz bu olayı tek taraflı Harika Hanım'da dinlemedim sürece çok Harika, şey yapamayız herhalde. Harika şu anda hasta olduğu için sesi de hiç iyi vaziyette değil şu anda Emre'ye teşekkür ederim geldiği için. Geçmiş olsun diyorum geçmiş ama. Olsun. Gerçekten sonuçta bu şehrin göbeğinde bunun yapılıyor olması her ne sebeple olursa olsun. Harika Hanım haklı dahi olsa yargıya gidersin, polise gidersin, hakkını ararsın. Senin için de aynı şey hiçbir gidecek. Şekilde, kimseye darp etmesin. Onaylayamayız o hiçbir başka şekilde, bir şey. Ben hiçbir şekilde zaten bu olay haricinde, başıma bu gelen olaylar haricinde. Ben siteden çıkışımda ayağımda ayakkabı yoktu. Ben çoraplarımla bildiğiniz siteden evime koştum. Peki kaşa, bir şey sorabilir miyim gene? Evet buyurun. Bu hadi, kadar adam. Evet. Seni benim o siteden hayatım çıkartmak istemeseydi sen çıkamazdın. Nasıl çıktın? Onu da soracağım Beni dairenin blok kapısının önünde döverken ben çığlıklar atıyordum. İmdat benim hayatım hani imdat beni kurtarın diye bağırıyorum. Öldürüyorlar. O beni döven adamlar da başkaları müdahale etmesinler diye hırsızı yakaladık diye tabirde bulundular. Yani camdan bakıp da müdahale etmesinler diye. Ben buradan gerçekten site yönetimine ve site güvenliğine çok teşekkür ediyorum. Sitenin girişine kadar nasıl gittin peki dayak yerken? Arabaya zorla bindirdiler Harika Hanım'ın arabasına. Hayır içeride ilk dayağı içeride yedin ya. Tabii dışarıda da yedim ben. Sırf evin içinde dayak yemedim ki İlk ben. Dayağımı içeride yedin. Tabii ki ilk bıçağı dayağı. Bıçağı nereden aldılar senin elinden? Efendim? O sendeki bıçağı evin içinde mi aldılar dışarıda mı aldılar? Tam dairenin orada. Ya yani kapısının daire kapısında. Kapıyı yani kapıya açtıktan. Kapıya girerken senden o bıçağı mı aldılar? Beni yani götürüyorlardı hani emri verdikten sonra ben sıyrıldım. Evet. Mutfağa koştum hani kendimi korumak amaçlı aldım. Kapının önünde aldılar elimden zaten. Peki tamam teşekkür ediyorum. Yine de sağduyulu olmalı bu kadın çünkü çok zor günlerden geçti. Evet. Reklama çıkalım. Yine de birazcık. Sen de teşekkür ediyoruz. Geçmiş ben de olsun. Teşekkür ederim. Harika Hanım'a da geçmiş olsun. Artık bu yargıya intikal taşıdım, etmiş vaziyette taşıdım, zaten. Evet. Şikayetçi olmuşsun. Bakalım devamı nasıl gelecek. Reklamlardayız. Ünlü şarkıcı Çelik duymayan kalmasına geliyor. Derde.
verdiğin sözler nerede? Yerlerdeyim yerlerde. 90'lı yılların popüler ismi yerlerdeyim, sokak şarkıcısı oldu. Metroda çaldı söyledi. Peki Çelik sokak şarkıcılığından ne kadar para kazandı? Kazandığı parayı ne yaptı? Çelik yeni projelerini ve yeni deneyimlerini stüdyomuzda anlatıyor. Birazdan. Evet efendim, duymayan kalmasın, devam ediyor. Çelik eleştiriyle devam ediyor. Sarı yeleği. Yani Çelik'in sarı yeleği ve kostümü ve yakışıklılığının sebebini boş ver. Ama gözündeki ışıltıdan sen ne algılıyorsun onu soralım bence. Onu sen anlarsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Albüm yapmış ama bu albümün bu kadar hızlı bitmesinin böyle bomba gibi falan böyle bir baksana. Bir geçen sefer gelişinde şöyle oturuyordu bak. Şimdi şöyle oturuyor. Yani bunda ne var biliyor musun? Bunda bir aşk seziyorum ben. Var ne aşk olacak? Yerlerde adam ya. Şarkısını yani? Yapmış. Yerlerdeyim. Erkeğin halinden erkek anlar. Boş ya Allah aşkına. 24 saat aşk. Yok mu hayatında? Birisi var bence hoşlandığın falan. Var birisi, hissettim. Doğru söyle bana. Yok. Gerçekten. Çok tehlikeli bir kadınsın sen bak. Albüme gelmem buraya. Albüm gelmem yani. Albümü konuşacağız. İlk soru aşk ne olacak? Aşk ne olacak? Aşk ne olacak? Albümün baştan sona onu konuşacağız zaten. 6 tane şarkı yaptım bomba gibi Çelik döndü. Çelik de değişti. Devir de değişti. Ama onlar da tamam. Ama diyorsun oraya gelelim. Çok tehlikeli bir kadınsın. Ya bak, ben niye tehlikeli? Benim kadar tatlı bir kadın yok ya. Pamuk şeker gibiyim yok, ben. Yok kötüsün yani. Demedim ben zaten. Tatlılığınla ilgili bir şey sorgulamadım. Yani. Tehlikeli demek zeka belirtisi. Ha, o zeka işte yapacak bir şey yok. Her gün ben bunu böyle yaşıyorum burada. Allah yardımcın olsun. Allah Allah. Bakayım. Kendine notu aldırıyor sevgili seyirciler Cengiz. Benim önüme not koydurtturmuyor. Çünkü her şeyi o sormak istiyor. Evet gerçekten. Onda da var ya, bakmıyor ki. Bütün her şeyi böyle dağıtıyor. Nereye baktı belli değil. Peki aşk haberlerini soracak mısın yoksa albümle ben gireyim mi? Aşk masası, albüm masası. Şimdi sanatçı egosu ilk önce albümü anlatacak. O yüzden ben sonradan kendisine nasıl görüşürüm. Nasıl olsa aşk meşk işlerine girersin. Ya bunun egoyla ne alakası var? Benim işim, mesleğim, hayatıma adadığım şey değil mi? Yani yaşantım. Tamam ama sonra senin sorduğun şeylerden çıkıyor şarkılar. Bak çıkış işte kaynak noktası orası. İşte ben o yüzden onu ilk önce söyledim. Dedim ki senin gözünün bakışı değişmiş bu sefer geldiğinde. Ama şimdi ben albümü anlatırsam başka bir şey, bir kadını anlatırsam başka bir kadından, şey. Kadını anlatırsam kimse bir yerde bulamayacak. Albümü anlatırsam gidip biri raftan alacak. Okey, albümü anlat ama albüm sonra lazım. Da albümü yaptıran kadına da gelelim. Evet. Albümü yaptıran tek kadın olmuyor. O sende de çok eşlilik, ben böyle bir şey görmedim. Çok eşlilik demedim ben. Ama bir böyle süreçler içerisinde çıkmış şarkı. Hayatına girmiş çıkmış albüme kadınlar. İsmini veren şarkı. Bu meslek birliklerine kayıtlarını yaparken check ettik onu. 2006 yılında yapılmış bir şarkı. Ne mesela? Yerlerdeyim bu klibiniz şu anda seyrettiğiniz şarkı. 2012'de yapılmış bir şarkı. Böyle değişik zamanlarda. Dolayısıyla da hani böyle bir kadınla ilgili bir şey değil. Farklı. Peki bu şarkı 2012'de yaptığında çıkış şarkısı olarak niye 5 yıl 2017'ye kadar bekledin? Bu albümle ilgili şeyler yapılırken, toplantılar yapılırken bizim için en zor kısmı albümün nasıl bir albüm olacak karar. Rock opera mı yapacaksın, rock albüm mü yapacaksın, işte sen klasik müzik mi yapacaksın, arabesk mi yapacaksın? O karar kısmı çok önemli. Teknik kısmı çok kolay. Bizim için çok kolay yani. Bu ne albüm peki, nasıl tanımladın mı? Bu tam Türkiye'nin dinleyeceği bir pop albümü. Evet. Ve çıkış noktası şu, biz arpej müzikle yaptık bunu Umut'la, Özlem'le konuşurken çıkış noktası şöyle bir şey oldu. Dediler ki abi hiç macera aramaya gerek yok. Müzisyen biraz hep böyle daha iyi şeyler yapayım, şunu şöyle uçurayım, bunu böyle çıkartayım, onu böyle yapayım. Şuraya kuş kondurayım. Yani onlar müzisyen şeyleri, biliyorum ben haklılar da. Onlar da ticaret diye ve bu işin güzel olması ve ticari kısmına da bakıyorlar. Hiç macera aramaya gerek yok. Radyolarda, televizyonda birisi dinlediği zaman bu Çelik şarkısıdır yani, diyeceğimiz bir şey yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Yapıyorsak albüm yapalım, yapmıyorsak sen bildiğin gibi yap tarzında bir düşünce vardı. Orada şarkıları seçerken kriter bu. Çelik şarkıları dinlendiğinde o hava duyuluyor mu? 90'lar denilen havalar var mı bu şarkıda? Biz ilk bize sosyal medyadan geri dönen tepkiler de oydu. O anlamda seçilmiş şarkılar. Niye hepsi farklı dönemin şarkıları?
Total bir anlam bütünlüğü olmalı albümün içerisinde. Hı-hı. Bu şarkılar o şarkılar. Aynen. Onların içerisinden seçmiş. Ben de 200 şarkılık bir çuval var. Onun içinden seçiyoruz, koyuyoruz. Bu tamamdır, tabii, buraya uygundur diyoruz, yapıyoruz falan. Bazen besteciler ve söz yazarları yazarlar, saklarlar yani. Sen zamanı bu şarkıyı dinlediğinde bu çeyrek şarkısı dedin mi? Ben şarkıyı daha dinleyemedim. O yüzden dinleyelim arkadaşlar. İzin verirsen dinlemek istiyorum. Peki, dinleyelim bir klipte. Gerçekten. Sesini alabilir miyiz? Açalım. Sayende ah, tek soluksuz, hiç nefessiz. Dan dan dan. Yerlerdeyim, yerlerde. Bıraktığın o yerde. Verdiğin sözler nerede? Yerlerdeyim, yerlerde. Sen neredesin, ben nerede? Aşk mı bu, ne olur söyle. Yerlerdeyim, yerlerde. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bayıldım. Nasıl? He? Bayıldım. Bak, çok çok iyi bir şarkı. Nasıl İlhan İrem'in bir tarzı var, bir kimliği var. Çelik de, yani şimdi birdenbire İlhan İrem geldi aklıma, neden geldiğini bilmiyorum ama şahsına münasır adamlar ya bunlar. Yani müzik tarzı, mesela ben bunu daha şarkıya girmese Çelik'in şarkısı olduğunu anlarım. Bu çok önemli bir şey, karakteristiğinin. Ama bu tam Çelik şarkısı gerçekten. Evet, evet. Bu ama yerlerdeyim, yerlerde gibi. Çok güzel bir laf yani. Evet, efendim. Peki bu sarı yelek Hanım, sizden bunu duymak. Sarı yelek ne olacak? Ben zaten Çelik şarkılarını çok şimdi severim. Şimdi bu imaj bu mu? Çünkü ama o günden beri çıkarmamış bir daha. O günden beri çıkarmamış. Bugün gelirken spor kıyafet giymek istedim. Rahat. Burada çok rahat hissediyorum kendimi. Sabah televizyonda falan seyrederken de iyi geliyor bana programda. Günün şeyi, neşesi. Sabahları seyrediyor musun bize? Yakalayabilirsem seviyorum. Bazen yolda oluyorum. Evet. Her zaman yakalayamazsın bizi. Her zaman yakalayamazsın. bugün böyle şey, spor gelmek istedim. Hem de klibi hatırlatacağını biliyordum. Klibin göstereceğini biliyordum. O yüzden böyle geldim. Bugün. Çok iyi şarkı. Ama senin yelek renkli galiba klipte değil mi? Siyah i̇şte, beyaz mı? Şey, bazı sahneler değil mi? Yok şey, aynı yelek fakat üstündeki şeyler, ne derler, orada çok üşüdüm klip çekilirken böyle. Yok diğer şeyler, sahneler siyah beyaz diyorum. Yok. Belki renkleriyle biraz grill olarak oynamışlardır. Belki televizyondaki ekran benim biraz koyu. Benim dikkatim çekti. Kızla hiç yan yana gelmediniz mi, oynayan kızla? Kim? Kızla. Ben kızlarla yan yana gelmeyi mümkünse ya Allah'ım ya. Hayır, oradan bir şey çıkartmaya çalışacaktım, olmadı. Baktım ikili hiçbir şey niye yok. Niye canım, o şey iş alanı yani, kızlar orada gidiyorlar işlerini yapıyorlar. Biz daha iş alanında çok aşk başımıza alanına dönüşüyor ki sonradan setlerde klip çekilmek. Yani sen benden bekliyor musun böyle, ben klipte işte birisi olacak, ben senin önüne haber getirecek bir şey yapacağım. 32 senedir bu işi yapan biri olarak bir şey var mı öyle bir göz bende? Hayır, bir baksana. Gözle ne alakası var, kalple alakası var bu işlerin. Yani hiç olmadık zamanda hiç olmadık birisine insana aşık olabilir. Çok aşktan güzel senin, bir şey yok. Bayılıyorum sana. Sen Pollyanna, senin halanın kızı olabilir mi? Kesin öyle. Bir şey söyleyeyim. Yani ben sadece kız akıllılık. Kız da güzelmiş ama. Ay Cengiz. Güzel bir kız. Kocaman Çelik gelmiş. Yıllar sonra albüm yapmış. Hala diyorsun ki kız da güzel. Ya kızı sordun ya. Kız da yan yana geldin mi diye sordun. Evet, kız güzel kız dedim ben. Güzel kız. Çeliğin ağırlığını, yani Çeliği böyle çekip çevirmek lazım yani. Öyle herkes Çeliği çekip çeviremez. Hı-hı. Çelik bu. Çelik gibi. Böyle bir şey övüyorsa arka bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Arkadan bir yere koymuştur, masanın altından sopayı çıkartıp. Ama var birisi, bir biliyorum. Şey, birisi var biliyorum. Söyle sen de, ne var yani? İsmini canım söyleme. Olursa söyleriz. Niye söylemeyelim? Neyi saklamışız ki bugüne kadar? Bu saatten sonra tekrar evlenmek ister misin peki? Bu saatten sonra derken? Bu şey, çünkü bu evlilik var, çocuk var geçmişte, anladın mı? İki evlilik var. Ben. Evet, bir evet. Tane de değil. Değil mi? İki evlilik var, çocuk var. Hani
Allah'ın mesela, hakkı üçtür. Doğru söylüyorsun. Allah'ın hakkı üçtür. O doğru. Ben ne öğrendim biliyor musun? Mesela bu meslek tecrübesinde teknik şeyler öğreniyorsun, akademik şeyler öğreniyorsun, meslek tecrübeleri, olaylar, şunlar bunlar. Ben büyük konuşmamayı öğrendim. Şimdi ben derim ki ben hasta evlenmem. Şunları bunları yapmam. Yarın birisi nikah haberi getirir. Biz rezil oluruz. O yüzden olur mu olmaz mı bilmiyorum. Birlikte konuşmayayım ama nedense de biz herhalde ya, albümleri yapan ya da şarkılar yapan biz olduğumuz için soru da muhatabı da tabii doğal olarak biz oluyoruz ama hani bize de kim dayanır ben çok bilmiyorum. O yüzden biraz ilişkiler bizim anladığımız anlamda zor. Cengiz'in söylediği evlilik anlamında falan biraz şeye düşünmek lazım ama yani. Bu saatten sonra evlenmeyi yani daha önceden evlendim. Evlenmek bir insanla sevgili oluyorsun tamam ama ona eşim demek ve hatta onun eşi olmak çok daha onurluca bir hareket. Şimdi Türkiye'de evlenip ayrıldığı zaman bir kadın mesela çok değersizleştiriliyor. Halbuki o kadınla evlenilmek istenmiş, evlenmiş o kadın. O adamın sevgilisi olarak kalabilirmiş, o adam da onun sevgilisi olarak da kalabilirmiş. Ama evlenmişler. Yani ayrıldıkları zaman niye iki tarafta değer kaybediyor ve bu başarısızlık olarak bu algılanıyor? Kadın kafası mesela bu. Niye? Mesela bir erkek birisiyle beraber olduğu andan ben zaten onun eşi gibidir. Tamam da ben de diyorum sevgilisi ki... Sevgilisi ve evliliği bunu, yoktur bunu yani. Ben birisiyle berabersem zaman, o zaten eş gibidir. Tamam ama ben de diyorum ki bunu resmiyete döktüğün zaman... Yani bana göre bir adamın eski sevgilisi olmak yerine eski eşi olmak daha bana beni onur eden bir durum. Ben evlenmişim ve olmamış diyelim. Niye bu benim eksi haneme yazılıyor? Evlenilmiş bir kadının kadının mesela. Kadının eksi haneme. Evet kadına tamam, yazılıyor. Mesela, dul diyor mesela. Ben sana da yazılıyor. Kardeşim. Sen de başaramamış bir erkek olarak susuyor mu ya? Bir şey soracağım Cengiz. Evet. Hayır yani Cengiz konuşuyor da yani bütün kadınları. Hep konuşuyor böyle. Arada sor bakalım mesela Cengiz'e bizim Buket'le ilgili bizden hiç kariyerimizde negatif bir şey duyulmuş mu? Tabii. Buket'le başlarda bir şey yaptınız ama hafiften bir. Sorunlar oldu ama sonradan toparladınız bence. Toparlayacak çocuk var. Çocuk olduğu zaman sen herkes... Sen Buket'i de çok sevdin canım. Sevdim, aşık oldum. Çocuk yaptık daha ne yapalım? Sevdim, aşık oldum. Evlendim, Buket çocuk yaptım. Buket mi gitti bu ilişkiden? Buket mi gitti? Nereye gitti? İlişkiden Buket mi gitti? Ya bak ben diyorum ki benim albüm var o Buket mi? Tamam ama albümü konuşuyorum. Hayır bunda birisi var. Buket'in programı seyrediyordur evde. Buket'cim sonra... Buket'cim ah sizin sen bu aşkınız. Sen şimdi buradan oraya bir şey söyledikçe benim başıma dert açarsın. Biz böyle ne güzel oturuyoruz, niye konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Albüm. Ama konuşuyoruz. Hala görüşüyorsunuz değil mi? Şimdi bizim evde şu anda oğlan bugün işi var. Buket de mi evde? Evlatla bir işi var, bir yere gidecekler. Onun için onu almaya geldi vesaire. Ne güzel ama bir şey birbirinizle aynı evde olduğunuz zaman böyle hiç şey olmuyor. Ben çocuk olunca boşanılmıyormuş onu öğrenemedim ben geç öğrendim ben. Ya bence yani de. Boşa boşanmış oluyormuş çocuk olunca da aynen. Hayat boyu beraber. Siz erkekleri onu söylüyorum işte çocuğunuz oluyor ya artık. Siz şimdi boşandım zannedip gidiyorsunuz i̇şte başkalarına gidiyorsunuz. İşte sen 2005'te falan. Bir daha görüşseydik biz seninle. Mesela o zaman konuşsaydık belki dinlerdim seni. Şimdi geçti artık ama yani. Yaptık ya. Etti bitti. Çok isterdim. Ama bu nasıl baba olduğunla ilgili çelik. Ya çünkü iyi babaysan çocuğunla ilgiliysen her anne tabii baba, ki... Her anne baba evladının iyiliğini ister. Ben öyle bakıyorum. %100 yani. İster ama ilgilenen de var, ilgilenmeyen de var. Sonuçta hani sen anneyle, Buket'le kavga etsen, bilmem ne olsa, gerilim olsa, çocukla ilgilenmesen başka bir hayat kurarsan da değil mi? Ya hepsinin insan karakteri yapısı olduğunu düşünüyorum ben. Ben de çok keyifliyim, mutluyum. Gerçi şimdi bizim evlat artık 13 yaşında oldu ve terör var evde erkek. Şeyine doğru geçiyor. İkiniz öz terör var yani. Peki sevgilin falan olduğu zaman görüyor mu? Eve geliyor mu sevgilin? Benim böyle bunları söylemeyi çok sevmiyorum ama benim şöyle bir karar almıştım. Onu yaptım. İyi de olduğunu düşünüyorum. O oğlum başka bir evim var benim. Oğlumun olduğu ev annesinden ve işte benim ailemdeki kadınlardan başka bir kadın görmesini hiç istemedim. Ona gayret ettim. Bak bunu bir kadının daha çok dikkat etmesi gerekirken sen erkek olarak bunu duyarlılığı göstermiş. Aynısı Buket için de geçerli. Yani o annesiyle babasından başka, aile kavramından başka birilerinin karmaşasına düşmesi. Gücümüz yettiğince onu yaptık. Çok tamam, yeterli. Tamam sen o zaman diğer evin adresini verirsin bize. İşte... Hayır. Saran yorma beni. Tamam yani, yok. Şimdi atanın olduğu bir ev var senin annenin. Tabii annemle. Bize annem bakıyor. Bizim kurduşun ama kendi bir bekar evim var. Kendi hayatını yaşadım. Bekar evi demiyorum. Ama kendi bence hayatını öyle yaşadım. Olması gerekiyor. Buket'in de başka bir evi var. Evet. Güzel. Ebru Şahlı Harun da öyle yapıyorlar. Gayet de güzel bir şey bence. Hı hı. Beraber tatile de gidiyor. Siz gitmiyor musunuz Buket'le falan tatile? Üçünüz. Yazlığa geliyor bazen. Zamanı olursa keyifli olsa. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Çelik? Belki evlilikte bunlar yapılsa.
Anladın mı? Evlilikler belki boşanmayla ya, sonuçlanmayacak. İçerik zor ya, zor. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Bizim şey yani buradan konu Buket'e de geçirmiş olacağız. Ay ama yani insan kız buradaya işte. Buket'e geçirmiş olacağız. Benim boşandığım zamanla şu andaki Buket'in hiç farkı yok. Aynı yani. Ha. Senin var mı? Ben sadece bir evladımız var ve beraberiz. Kafa hep aynı işte. Ya senin yani. Var mı acaba? Sen değiştin mi? Bak, erkekler değişiyorlar. Siz şimdi değişmiyoruz. Siz değişiyor musunuz? Bilemem onu ben. Yani ben o sen zorsun, zor. Söyleyemiyorum. Sen kolay bir adam değilsin. Öyle ama dünyanın ne var? En iyi adamlarından yani? Bir tanesin bence. Ama zor bir adamsın. Yani çekilmek başka. Aynı evin içine. Bak şimdi lokum gibi bir adam. Ama evde kim bilir nasıl? Demin söyledi yani sanatçının evlilik falan yürütmesi zor. İşte nedir mesela bu? Egolar falan mı? Yani çok mu egona sahipsin? Çok mu? Ya en iyi müzisyen benim falan diye dolanıyorsun. Ya da... Yani benim söylediklerim bir genelleme olmasın sanatçılarla aha. ilgili. Yani ben böyleyim ama diğer birisi başkadır. Yani ben Yıldız Tilbe'yle aynı değilim ben. O başka bir karakter, ben başka bir karakter. Onun üstüne bir ya da X aynı bir sanatçı. çok mesela seviyorum ben. Mustafa Sandal aynen, çok iyi bir eş oldu. Her biri evliliği... farklıdır. Dolayısıyla yani. Söylediğimiz şeyler genelleme olmasın ama sanatçının ruh halini anlama işi başka bir meslek. Yani psikologluk bir iş. Onu eşi, dostu, arkadaşı falan onu anlama ihtimali yok. Bence aynı meslek grubundaki insanlar birbirlerini daha iyi anlarlar diye düşünüyorum. Aynen öyle. Artık. Aynen öyle. Yani şarkıcıyla beraber gerçekten bak yani birazcık kendi çünkü anlayamaz başka aynen bir frekanstaki bir adam sen, seni anlayamaz. Sen sanat dünyasının içinde olan bir sanatçı ailenin evladı olan birisin. Onu çok daha kolaylıkla anlayacaksındır. Bir konser şeyine gittiğimizde bizim Ufuk'la konuştum. Ufuk Yıldırım İzmir'de. İşimiz vardı ona gittim. İşte o da boşandı. Ayrılmış. Gırgır evet. Şamata yaptık. Biraz konuştuk, sohbet ettik. Dedi tamam benimkini anladın. Sen ne yapıyorsun dedi. Ben dedim ki işte biz de iyiyiz dedim. Yok mu dedi kız arkadaşım falan bir şey. Yok oğlum dedim işte bizim o. Ben dedim artık şey orkestradan biriyle evleneceğim dedim. En son onlara gidiyor. Niye hep orkestradan biriyle gidiyoruz geliyorsun. Tabii, vakit onunla geçiyor. Tablo onunla gırgır oyunu. O onunla bu bununla. İşi gırgıra vurduk. Ama işin şeyi şu. Bir yola çıktığın zaman bir konsere çıktığın zaman en iyi vakiti onlarla geçirdiğini görüyorsun. Yemeğimi onlarla yiyorum ben. Yolumu onlarla gidiyorum. Yolda PlayStation onlarla oynuyorum. Bir yerde ağırlandığın zaman onlarla bir yere gidiyorsun. Gırgırın şamatanı onlar biliyor. Bütün kulis muhabbetini, bütün arayanı, senin telefonlarından arayan, soran, gelen, giden, kız arkadaşın, eşin, dostu hepsini onlar görüyor. Hayatını onlarla paylaşıyorsun. İşte bunu fakat bunun bu ilişkilerde şeyi çok zor. Bu ilişkileri zor. Anlayabilecek bir kadın lazım. O kadının da sanatçı için zor. Ama işte gene siyasetçi senin... için zor, sporcu evet. için zor, gazeteci için zor. Yani sen gidiyorsun Cannes Festivali'ne bilmem kaç gün, 10 gün orada kalacaksın. Şimdi birisi... kalmaktan kalma fark var. Cannes Film Festivali'ne gidip oradaki güzellerden bir tanesiyle gece eğlenirse o zaman olmaz. Ama Cannes Film Festivali'ne gidip, yani? Cannes Film Festivali'ne gidiyorsun. Festivale katılıp geceye kırmızı halda yürüyüp evine dönecekse bir sorun yok. Ben yani kırmızı halda yürürken bakarım biraz sağa sola. Niye bakayım ki? Bakmak, bakabilirsin. Üstelik bir de bekarım bir kadın, bakarım yani. O da tamam hepten bakarsın bakarım. Ama nasıl durduğun çok önemli. Ben bir adama güveniyorsam eğer Antarktika'ya gitsin gene güveniyorum. Ama güvenmiyorsam alt, aşağı insin ya, bitti. Ya biz senin böyle ilişkilere bakışın üzerinden bütün her şeyi burada nasıl genelleyelim? Sen öldüreceksin beni yani. Hayır sana söylüyorum. Bak her şeyi kendi üzerinden değerlendiriyor. Hayır kendi üzerinden değerlendirmiyorum. Kadın şey ve erkek yapmaz. İlişkiler. Erkekler çok şey bakıyor. Sen diyorsun ki orkestramda çok mutluyum diyorsun. Bak şimdi lafa bak. Orkestrasında mutluymuş. Orkestrasından birisi olursa... Onların anlayışlarıyla mutluyuz. Düşünsene onların yani... Anlayışları. Onların hayata bakış açısı çok relaxtır, rahattır. Seren'in bir erkek arkadaşı böyle bir şey söylese var ya... O ilişki o gün biter biliyor musun? Orkestrada çok mutluymuş. Baba lafa bak. Değil mi? Ama biz çok saçma. Orkestrasıyla da mutlu olacak. Hayatındaki insanla da mutlu olacak. Şimdi... Ben seni şeye benzetiyorum. Baltacı'nın yanındaki kadın kimdi? Katerina'ydı. Yemin ediyorum seni Katerina'ya benzet. Çok tehlikelisin. Bak ben başında programı söylemiştim. Ya hala bir giriş değişiyor. Katerina değil miydi abi? Baltacı'yla kapışan. Abla tamam işte. Ben senin Katerina mı oldum? Doğru Katerina'ya benziyorsun. Neyse. Peki şu habere bakalım. Şimdi sen müzikte bazen zaman zaman çok enteresan çıkışların oluyor tabii ki. Bazı şeylere dikkat çekmek, bazı mesajlara vermek için zaman zaman soyunuyorsun, zaman zaman kadın kılığına giriyorsun falan. Bunları herkes önce bir makara yapıyor ama sonra senin açıklamalarından sonra bir amacın olduğu tabii ki. Ortaya çıkıyor. Yani bunlarda hep soruyu sorayım ondan sonra böyle geçeyim. Bunlarda hep bir amaç mı vardı? Amaç var. Şöyle bir şey düşün. Sen bir doktora gidiyorsun. Doktor senin akciğer filmini çekiyor ve diyor ki Cengiz'cim sen eğer sigara içiyorsan sana zararlı kardeşim sen içme. Sen ona doktora diyebiliyor musun? Ya ben sizin gibi düşünmüyorum. Çünkü o röntgene bakar ve der konu bu kardeşim. Sonra bir Fatih Allah rahmet eylesin. Sen de diyor aynen. musun? Yo ben hiç öyle bir şey düşünmüyorum.
Ben sizin gibi düşünmüyorum. Böyle bir özgürlüğüm var benim. Benim müzikal olarak akademik bir kariyerim, bir de görüşlerim var. Bu dünyanın içerisinde bizden önce çok değerli olduğuna inandığım çok önemli sanat adamları, müzisyenler var. Bizden sonra da olacaklar, mutlaka olacaktır. Onların arasında benim bu ülkede yaşayan birisi olarak iyi günde kötü günde albümün adının konulma sebebi bu. Bu ülkenin depremini gördük, darbesini gördük, Galatasaray'ın şampiyonluğunu gördük, dünya üçüncülüğü gördük, düşenler gördük, kalkanlar gördük, medyatik olaylar gördük, kendimiz stresler içerisinde bulunduk. Çok tartışmalı ortamlar, her şeyi görüyorsun. İyi günü de var, kötü günü de var. Ya, bunların arasında bir sanatçı olarak kadına şiddete karşıyım kardeşim deyip şizoidde kadın kılığına girip onun nasıl aşağılandığını bir müzikalle, sanatçı olarak, müzikal olarak anlatmak doğru geliyor. Çünkü bir arkasından ya köpeğin kulağını kesen, ya güvercin zehirleyen, ya trans yakan bir kitle geliyor. O görünüyor önceden. Doğru, röntgende çıkmış. Evet. Onu yapmak için sen paylaşıyorsun. Birisi onunla dalga geçebilir. Aa sen kadın kılığına mı girdin falan. Ben onlarla hiç ilgilenmem. Yani muhatap bile almam onu. Benim amacım çok net. Ama sen bugün haberlerde artık bizim söylediğimiz şeyler, sanatçı olarak öngördüğümüz şeyleri, sen bugün haberlerinde gayet 3. sayfa haber ediyoruz onlara. Hı hı. Köpeğin kulağını kesmiş, güvercinleri zehirlemiş, işte trans kadına saldırmış, bir günlük çocuğa tecavüz etmiş. Manyaklığa doğru gidiyor yani. Yani. İşte o manyaklığa dikkat çekmek için bir şey yapıyorsun. Onda birisi dalga geçip geçmemesi bizi zerre kadar ilgilendirmez. Hala, benim kariyerimde, senin arşivinde... Çelik bunları önceden söylemişti. Bu şekle girerek bunu göze alarak söyledi. Sen gazeteci olarak arşivinde. Doğru. Ve sen bugün buraya gelme diyorsun ki soyundun, iyi mi yaptın, kötü mü yaptın demiyorsun. Ya soyundun, kontrbasta fotoğraf verdin ama bunların herhalde bir sebebi vardı. Ben bu soruya muhatap olurum. Benim için daha güzel bir şey olabilir mi? Evet. Çok yani işimizi çok bilerek yaparız. Hı-hı. Ne yaptığımızı çok iyi biliriz. Ama işte dediğin gibi albümde iyi günde kötü günde dediğimiz zaman onu geçmiş kariyerimize bağlayabiliriz. Güncel olaylara bağlayabiliriz. İyi günde kötü günde sözü nasıl sözleri? Sever misin sevmez misin? Sever misin sevmez misin? Sever misin? Olsun hatırladığın zaman söyle. Şarkı sözünü hatırladım. Şarkı sözünü. Olsun iyi günde kötü günde. İyi günde kötü günde sever misin sevmez misin? Çok basit sözler. Çok önemli. Çok akılda kalıcı sözler. Ama şeyin özü şudur. Ben hatta bizim Cengiz'in dedim ki boş verin bunları yapın. Cengiz yapıyordu. Onların şey bu evlilik programları şu işte arkadaşlık şeyler. Beni dedim oraya götürün benim ekibi smokinle gidin. Tanıtımı ben orada bu şarkıyla bitireceğim. Başka hiçbir şey gerek yok. Aslında iyi günde kötü günde özü, evlenirkenki bir laftır. Özü tam doğrudur. Yani birisi birisiyle beraber olduğunda onun iyisiyle kötüsüyle, eksiğiyle, yanlışıyla, doğrusuyla onu kabul etmiş demektir. Evlilik, erkek arkadaş, kız arkadaş falan konusunda ben öyle bakıyorum. Yani birinci gün sevgilim ama sonra evlendik ona göre durum. Yani şöyle söyleyeyim sana bak ben kendimle ilgili bir şey hatırlatmak için söylüyorum. Sözlerimiz ne kadar doğruluk payı taşıyor diye. Ben Buket'le Buket ağzından düşmüyor gördün mü? Çıktığım zaman, olay öyle olduğu için. Buket'le çıktığım zaman Universal Plan patronu Kadir İnanır'la kavga ettiğim için. O Buket taciz olayından dolayı. Evet. Dedi ki sözleşmeni iptal ederiz. Büyük bir adam tartışmaya girme dedi. Ben de sözleşmenizle ilgili ona bir küfürlü bir şey kullandım. Kadir İnanır'la mı kavga ettin? Evet. Mesela evli değildim o zaman. Bana söylenen boş ver ya hani geç git kardeşim işine baktı. Ben öyle yapmadım ama mesela. Buket kız arkadaşıyken daha evlenmemişler Çelik'le. Evet. O zaman Kadir İnanır'ın mesajları vardı. Bukete. Onlar Allah Allah ben hatırlamıyorum. Çıkınca, sen her şeyi bilen kadın olarak böyle Çelik'te şeyler bayağı bir hayatım ben biraz bu ameliyattan sonra unuttum. Şey tabii mesela ne evli bir çok merak ettim. Allah aşkına oho, şimdi ben nereden geçeceğim? Cengiz sen yardımcı ol. Hayır Allah Allah bir şey söylüyorsunuz. Bilmeyen de var benim gibi hatırlamayan var. İşte onu anlattım ona. Yani daha evli ya değillerdi. Türkiye yıkıldı bu haberlerle. Sen tamam nasıl bilmiyorsun? Da hatırlamıyorum şu anda. Çocuklar Allah Allah soruyorum. Benim gibi hatırlamayan vardır işte. Bak bir de kızıyor ya görüyor musun? Ne mesaj göndermiş Buket'e? Hoşlandığına dair o tür mesajlar yani tamamen şeyden mi istiyorsun ne? Yani? Ne sevgilisi adam nasıl sana? Her sevgilinken mi gönderdi? Onu diyorum ya. Şey hayır sana. Belki senden önceki zaman zannediyor. Şu programı var ya sen bir daha seyrettiğin zaman. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Sana ne? Senden önce zannettim hayır ben. Hayır ya. Ha. Senle beraberken. Ama evlenmemişlerdi. Sen bana dedin ya ilişki öncesi, evlilik sonrası şunlar bunlar. Ben tanımam öyle şeyler. Peki ne oldu peki onu yakaladın? Sen yakaladın mı yoksa Buket mi sana gösterdi? Buket söyledi. Aferin Buket'ciğim. Peki nasıl mesajlardı?
Ya albümü tanıtalım yani. Hayır ama öldürecek beni. İnsanlar ya bir şey sizde şöyle bir şey var. Siz anlatıyorsunuz ya olayları. Biz biliyoruz. Siz herkes biliyorsunuz. Biliyor. Herkes biliyor zannediyorsunuz. Herkes ben de biliyor herkes abi. Herkes soracak. Kadir inanır. Bak, Buket'e ne mesaj göndermiş soruyorum. Madem bu herkes tarafından bilinen bir şey niye söylemekten şu anda çekiniyorsunuz ikiniz de onu anlamadım. Bak ben. Bir de çekiniyorsunuz. Evet. Diyorum ki bunlar geldi geçti ortalığı yaktı gitti. Binler geldi, kaç geçti, zaman oldu geçmemiş. Sen nasıl bilmiyorsun? Sen de bak şu anda yer etmiş söyledin patladı. Ben de yer ettiğini baksın. Diyorsun ki ilişkilerde başladığında ona sevgili gibi bakıyor. Aynen. Evlendikten sonra bilmem ben de diyorum ki o kadın kafası biz öyle bakmıyoruz. Bize birinci gün eş gibi ayrılırken eş gibi. Tamam anlar anlamaz o ayrı mesele. Peki Kadir İnanır aradın mı sen bana niye mesaj atıyorsun diye. Sen neyse o haberlere sonra bakarsın biz şimdi albüme. Şelik Kadir İnanır aramasına gerek yok çıktı zaten buna tepki gösterdi bütün kamuoyunun önünde. İşte o mesajlarda işte motive mesajları, motivasyon mesajları falan gibi haberler oldu zamanında. Kadir Bey motive mi ediyorum dedi. Kadir Bey'e de bak ya çok tatlı. Ama bu anlattığımız gibi kaç yıl oldu ya? O, oldu neredeyse mi? 20 yıla geliyor değil mi? 20 yıl önce yapılanlar şeyde Cengiz Semercioğlu'nda kabul görmüyor. Abi, 20 yıl önce yapıldıysa ya. Unut diyor mesela. Bu adam gazeteci arşiv ya. Çünkü şey ne doğru bunlar ama çok konuşuldu o zaman ya. Hatta Çelik'in o zamanki tavrı da şimdi onu anlatıyor demiş. Üniversite işte sesini çıkarma falan filan demiş. O zamanki tavrı da mesela ne kadar şey durdu. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum ama hiç alakası yok. Çok o işin detaylarını. Hayır ben şöyle. Sen bana demedin mi? İlişkinin başında erkekler başka, süpersin, evlenince başka çocuk. Ben de dedim ki bu kadın kafası böyle bir şey yok. Diyorum ki bizim için. Benim ama için. Ama sen de çok ağırını yaşamışsın. Düşünemiyorsun. Kadir İnanır'dan mesaj. Yani Ali Bey'i de adam Kadir İnanır yani. Hala Kadir İnanır yani. Hiç fark etmez. Düşünsene şu anda da bana mesaj atsa. Hiç fark etmez. Kime atsa bunalıma girer yani abi. Ondan sonra hiç aranız şey oldu mu? Yani görüştünüz, karşılaştınız falan filan. Üzerinden çok zaman yok, geçti. Yok, ben o konularda kesin ve kati tutumlarım vardı benim. Siz görüntülere bakarsanız benim nasıl tavır gösterdiğimi görürsünüz. Ben şu görüntüleri bulur musunuz reji? Gerçekten çok merak ettim. Gayet yani sonraki yıllarda mesela hani atıyorum şimdi yarın gelsen Kadir'le karşı karşıya hiç selam tanımam. Vermez misin? Ben Kadir'i tanımam kardeşim. Hiç Kadir İzmi tanımıyor musun? Hiç tanımam ben. Kimseyi tanımam. Benim öyle kötü huylarım. Bitti mi? O kadar 20 yıl geçti üzerinden. 20, bak bu Cengiz'de böyle 20 geçince olaylar diyor ya belki, unutacaksın diyor yani diyor. Su içeceksin üstüne diyor. Öyle unutulacak diyor. Şeyler vardır onlar unutulur. Affedilecek şeyler vardır onlar affedilir. Üstü gördüm, örtülecek şeyler vardır onlar örtülür. Bazı şeyler vardır orada da. Unutulmaz bazı şeyler. Kibirli durulmaz ama onurlu durulur. Onlar ayrı işte. Onların hepsini ayıracağız. Yerli sana, yerinde duracak. Ya sana bir şey söyleyeyim. Adamlığına seni çok teşekkür ederim. Cengiz Semerci ona sen benim bana bir karar veremedin. Bir adamlığım çok güzel diyor. Oradan aynen. Arkadan çıkartıyor. Tamam geçiriyor. Her şey var. Karar hayır, ben seviyorum. Allah, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Önce ona hiç takılmıyorum. Ben Allah yardımcın olsun. Başka hiçbir tabii şey demiyorum. Yemin ederim. Benim mi yardımcım olsun? Onun mu yardımcısı olsun? Onun yardımcısı olsun. Sen, niye? Nasıl seninle program yapmak zor ya. Allah yardımcısı olsun. Kesin. Ya ben olmasam hayatı küser o ya. Peki şimdi bir imaj değişikliği üzerine bir haberimiz var. Evet. Kim? Bülent Serttaş'la ilgili. Matrix Bülent. Bak şimdi yeni klibi. Ablalar adlı şarkısının tanıtımında Matrix gibi poz verdi Bülent Serttaş. Ablalar. Şarkına da ablalar. Çok güzel. Ve tabii ki bu önce fotoğrafı görelim arkadaşlar. Bir bakalım fotoğrafa. Ablalar adlı single çalışması müzik piyasasına sunmaya hazırlanıyor. İşte ablalar bu. Oku bakalım VTR'yi. Tamam. Yeah.
Evet. Bülent Serttaş'ın. Ya Bülent Serttaş'ın. Abi şimdi... bizi Matrix'ten soğuttun diye mesajlar geliyor. Ya Bülent Serttaş tatlı işte. Adam ya. Yani Bülent Serttaş yüzü gülümseyen. Çok tatlı adam. Keyifli yani, bir adam. Hani güzel onun de, söylediği şarkıdan yapalım. Daha çok adamın sahnesinde adama acayip gülüyorsun. Çok iyi bir sahnesi vardır. Ben de çalıştım onunla geçmiş senelerde. Evet. Şey komik bir adam. Kesinlikle. 7 Mart Sempatik. Salı günü. Bizim stüdyomuza konuk olarak gelecek. Bu kıyafetinle gelsin yalnız. Matrix kıyafetiyle bekliyoruz. Ablaları da getirsin mi? Ablalar da gelsin. Cengiz Semercioğlu artık mest olur yani. Evet. Peki. Şimdi onu söyleyecektim. Mesela Matrix'e benziyor. Şimdi sen de hani çeşitli şeyler, mesajlar veriyorsun falan. Tabii Bülent Serttaş'ın burada mesajın ne olduğunu salı günü öğreneceğiz de. Onunla ne alakası? Hayır, böyle kılık kıyafet değiştirmek mesela bunlar... ilgi çekmek için mi? Mesela bunu nasıl yorumluyorsun? Dikkat çek. Ya şimdi ben çelik olarak sen benim yani medyada beraber çalıştığım birisisin ama evet. Aynı zamanda eşim, arkadaşımsın, evet. Dostumsun. Ben sana yaklaşık şu kadar bir tane çelik bülteni gönderiyorum. Yani haberin tamamı senin sayfanda ancak bu kadar yani. Çelik'in yeni albümü iyi günde kötü günde çıktı falan. Şimdi sen bunun üstüne arkadaşım olmana rağmen evet. Destek hatta evet. Şarkıyı falan çok beğenebilirsin. Yani bir olay olmayınca, bir haber değeri olmayınca onu gazetede kullanma imkanın yok. Benim de buna küsecek halim yok. Çünkü doğru, o haber doğru, yeni albümü çıktı, bitti bu kadar. İşte albümü nasıl duyuracağız? Aynen değil mi? Albümü duyurmanın bir şey yok. Hani soyunuyorsun, dökünüyorsun da albüm yapsın diye onu duyur. Altına da bir şey koyman lazım. Hani böyle aynen. Ben şunu yaptım, sokağa çıktım, durdum deyince olmuyor. Hep dolu dolu bir şeyler aynen. Yapmak lazım. Medyadaki arkadaşlar da mutlaka albüme yönelik ya. Bir şey, bir haber yapmak istiyorlardır. Evet. Ben şeyi komik buldum yani eğlenceli buldum. Komik demeyeyim de eğlenceli. Ablalar bizim o piyasada erkek ağzında böyle bir şey vardı. Ablalar geldi, ablalar gitti diye gayet piyasa gerçeği bir şey yapmış. Ve dediğin doğru o haberle de pek çok şu anda o haberle konuşuyorsun. Evet. Gırgırı yapacaksın. O belki hakikaten kıyafetiyle gelecek. Sen ona diyeceksin ki bununla bir dans etsen. O etmem evet. Diyecek. Şu diyecek. Böyle yaparken işte haber oluyor falan. Aynen yani. Böyle. Evet. Peki reklama gidelim. O zaman reklamdan sonra Çelik'le sohbete bak. Devam edelim. Aynen bak. Çelik'in. Vay be. Ekranların en çok sevilen iki ismi pazartesi günü duymayan kalmasında. Ece Erken projelerini oğlu Eymen'le nasıl vakit geçirdiğini anlatıyor. Alişan yepyeni şarkılarını ve albüm heyecanını bizimle paylaşıyor. Sensizlikten ödüm koptu. Hepsi ve daha fazlası pazartesi duymayan kalmasında. Seren Serengil nasıl muhabir oldu? Hocam nasıl başladı bu aşk? Bak. İlişkileri yeni başlayan hangi ünlü çifti görüntüledi? Çok özel görüntüler birazdan canlı yayında duymayan kalmasında. Hocam nasıl başladı bu aşk? Bak. Salı günü stüdyomuzda şenlik var. Neşesi, bol kahkahası. Yeni albümü ve yepyeni imajıyla Bülent Serttaş ilk kez duymayan kalmasına geliyor. Adamları bağlama kafaların işi, bozar mı adamı elemden efişi. Bülent Serttaş salı günü duymayan kalmasının konuğu oluyor. Çelik bu program Seren'i şey yaptı, kimyasını bozdu. Böyle paparazzi falan gibi geziyor evet, şey. Evet. Ama dün çok güzel görüntüler yakaladık. Ya, ne yapsak yaranamıyoruz. Ya, ben anlayamadım nefis, gerçekten yani. Var ya. Harika çalışıyorsun. Arkadaşlarım diyor ki sen iyice diyor programcı. Bizim arkadaşımızdan çıktı şimdi. Tümer'i çok seviyorum. Biliyorsun. Güzel oldu verdiğin haberi. Neyi? Az sonra kimin olduğunu göstereceğiz diyorduk ya. Allah Allah çok gizli bir şey. Gösterin üzerine konuşalım yani gösterin tamam. Birazdan göstereceğiz. Aşk yaşıyor birileri. Ben de görüntülemek istedim. Ne var izin aldım ama ben hiç değilse izin alıyorum. Tabii ki. Çekebilir aynen. Miyim diyorum. Şak diye ya. Işığımı açıp da çekmiyorum. Ya sen magazincilere bir şey mi demek istiyorsun? Ne yapalım? Ben benim tarzım her zaman böyle. Bu programda ilk günden itibaren hep doğruları konuştuk. Hiçbir zaman... Ben çünkü sonuçta magazin figürüyüm. Yarın öbür gün bu programı yapmadığım zaman gene magazin figürü olacağım.
Ama o zaman biz sana göstereceğiz. Uçturup çok bekleyen vardır yani. Yok, o zaman nasıl? Göstereceğiz sana. Yok, gösteremezsiniz. Çünkü benim açığım yok. Açığı olanlar düşünsün. Ay hiç iddialı şeyler söyleme. Bu işler çok tehlikeli. Niye? Bu işte hiç iddia etmeyeceksin abi. Çok. Ne konuda? Her şey olabilir. Her şey olabilir. Evet. Ne konuda? Niye mesela kendini sıkacaksın ki? Hiçbir ben şu konuda söylemiyorum. Deliye bak. Her şey olabilir. Bazı konular var. Ahlaki değerlerim var. Onlar konusunda bizim çok... Bizim ahlaki değerlerimiz yok çok mu canım? Senin yani de var. İşte ahlaki değerleri olanlar için iddialı konuşabilirsin bazı konularla Allah ilgili. Allah Allah. Hiç yapamayacağım bir şeyler var hayatta tabii ki. Yani. Teoman ünlü bir reklam firmasının yüzü olmuş. Ve peki yokmuş. Ama reklam firmasının yüzü benim önümden çalıyor haberleri. Haberleri çalıyor. Peki. Evet. Senin şu metrodaki görüntülerim vardı. Çelik'in metrodaki görüntülerini izleyeyim. O da bu albümün tanıtımıyla ilgili bir haber PR çalışması mıydı? Değildi ama çok iyi oldu benim için. Bir bakalım. Geldi. Bir bakalım. Gel yarim ol, sevdalım ol, sultanım ol, fermanım ol, dertlerim, dermanın ol, her canim. Gel yarim ol, sevdalım ol. Vapurda yaptı ya bu işi. Ondan evet sonra mı yaptın? Ondan sonra peşine ondan gelen bir şeydi. Ondan yapmadım tabii. Ya bir şey alakası. Bu hakikaten adamı öldürdü. Yemin ediyorum. Ama aklıma ama doğru üst üste geldi. Hatta Sertap'tan sonra. Ama tam artık gazeteci olmaya başladım. Tam konuyu doğru yakalamıştı. Evet. Biliriz, şimdi bizim Habertürk gazetesi artık reklamı doldu ne yapayım. Arif var orada. Röportaj yapacaktık. Abi fotoğraf çekmemiz lazım şeylerin. İşte biliyorsun bu işler ses getirecek. Benim de bu çıplak fotoğraflar, konturbaslı fotoğraflar bilmem ne. Sana bir şey yapalım abi. Değişik bir fotoğraf olsun. Dedim ki oğlum onların arkasında bir şey vardı. Hani böyle her fotoğrafı değişik yapacağız diye bir şey yok. Ne yapacağız? Hamama gidelim abi. İşte şunu yapalım abi. İlla bunu soyacaklar seni. Bir şey var yani. Mutlaka bir film çekeceğiz. Dedim ki bak en kolay benim için en iyi resim gün ışığında olur. Ben öyle inanıyorum. Tecrübeli birisi olarak en iyi ışık gün ışığıdır. Öbürü de doğal olan fotoğraflar çok iyidir. Benim doğal halim çok iyi. Ben poz verme işi falan bende yok. Yapamıyorum ben. Buraya gidelim sen istediklerini burada çek. Çok fazla resim çıkar buradan hiç merak etme dedim. Olur mu olmaz mı şu bu bilmem ne. Buradan geçerken bir tane haber sitesi. Birisi geçiyormuş bir görüntü almış. Koymuş ama üstüne haber sitesinin şeyini koymuş. Logosunu koymuş. Oradan geçen, o haberi gören bizim şeyden gazeteden çocuklar gördü. Abi bu neyin görüntüsüydü bizim gizemler onların görüntüsü. Akşam herkes duymuştu. Bir fotoğraf çekimi süpermiş ve özel bir röportaj aslında. Bir de ayıptır söylemesi meslek var işte görüyorsun. Aynen. Gitarı çalıyorsun. Aynen. 200 kağıdı aldım orada 10 dakikada. paraları da attılar. Paraları da aldım bırakır mıyım? Hepsini topladım şeyin ne derler orada şey var gitar görüyorsun gitar kutusu var. Gitar kutusunun önüne atıyorlar. Ne güzel değil mi canlı para hemen ya. Tabii canım sıcak para vergisiz para çok güzel para. güzel Allah. Yedik paraları sonra ondan tabii sonra keyifli. Tabii şaka yapıyorsun bunlar canım. Niye? Yardım parası sana yardım ediyorlar. Sokakta geçiyorsun diyorsun ki benim böyle bir şeyim var buradayız işte. Görüyorsun durumu yardım ediyor musun etmiyor musun? Onlar geliyor yardım ediyor parayı alıp gidiyorsun sıkıntı yok. Açık yapıyorsun yani. Aynen. Sonra da yasak değil mi o acaba? Hayır yardım işinde tamamen rıza geçerlidir. Şeyde o zaman hepimiz yani şarkı söyleyelim kutu koyalım. Vakıflar zaten nasıl yapıyor yani bir vakıf mesela bir gece düzenliyor bir bana yardım yapıyor. Bana kimse atmaz bana kimse. Mesela biz ikimiz gitsek metroya ne olur çok merak ediyorum. Ben gitar çalacağım sen söyleyeceksin ne olur. Ben eğer şartlar o günkü şartlar onun bir şeyse ama benim aşık olmam lazım onları yapmak için. Oho. Ya aşık olduğum adam her türlü şartla kalkılabilirim. Para kazanılacaklar ya. O olması lazım, şartlarım. O olması lazım. Tabii bak daha sanatçı işte kaprisleri orada başlıyor. Şu olması lazım, sevdiğim bu olması bir adam için her şeyi yapalım. Her türlü şarta katlanabilirim. Ya gittik metroda şarkı söylüyoruz. Ben orada nereden bulacağım kızı aşık olacak mı? Bize para lazım. Biz çaldık parayı alıp gittik. Konu mu aşmış? Peki orada bir insana gerçekten Çelik ne yapıyor? Anladım yani bunun bir gazete röportajı 5-10 oldu. Dakika yabancı şarkı söyledim. Özellikle gazeteciyle konumuz onunla ilgiliydi. Yani bu bilinirlik, şöhret, tanınma, bilinme, şarkılar şu bu. İngilizce şarkı söyledim. 5 dakika 10 dakika. 5 lira 10 lira. Yabancı. Turist
turistler müzler. Meyhaneciyi, beyşeyi, her şeyi bir sürdüm. Bitti zaten metro hemen. Kapıldı zaten, yeter dedim bu kadar. 15 dakikada bitirdik şey, yeterli. Güzel bir çalışma oldu. Ben bu şeyi seviyorum. Yani toplumun içerisinde olup ne olup bitine dair günceli seviyorum. Sokakta gezmeyi seviyorum. Gece gezmeyi, bu anlamda gece gezmeyi seviyorum. Yani ne olup bitine dair sistemin içerisinde olmayı daha çok seviyorum. Peki daha sen bu albümü çıkarttın artık. Bu albümü çıkarttım, piyasaya çıkarttım. Cool bir şekilde geride duracağım, hiçbir şey yapmayacağım mı diyorsun? Yoksa konserlere falan çıkacak mısın yani? Benim yarın akşam konser. Biz konser sanatçısıyız. Albüm çıkarsak da çıkarmasak da ben senin programına bundan evvel albüm olmadan geldim. Aynen. Bir önceki programda albüm olmadan geldim. Sonuçta biz konser sanatçısıyız, performans sanatçısıyız. Çıkarız her yerde, çok ciddi bir repertuarımız var. Bir yere gittiğimiz zaman mesela yarın Beyrut var, Kartal Beyrut'ta konserimiz var. 8 Mart'ta Kadınlar Günü var, Bursa'da konserimiz var. Ama şey şu, sahneye bir çıkıyorsun, sen yoluna ben yoluna, meyhaneci, ateşteyim, aynen, kızımız olacaktı, aynen, cici kız, güle güle, bu şehirde dil birim ve böyle bir repertuar var. Bu repertuar bir albüme gereklilik ihtiyacı bırakmıyor. Konserler aynen, bizim hiç ara olmadan sürekli olarak devam ediyor. Yarın da var işte. Ama önemli olan şimdi artık yeni şarkıları. Evet, artık yeni çelik şarkıları da dinleyeceğiz. Çok mutluyum ben kendi adıma. Gerçekten çok beğendim şarkıyı da. Sözler de çok güzel. Bana uydu. Size uydu mu Cengiz? Ben çok beğendim. Şey nedir onun adı? Tam çelik şarkısı. Hedef, zaten çelik şarkısı istiyorum. Şeye bakıyorum şimdi ya. Geçen gün sende mi gördüm? Fotoğrafı paylaştın. Ultrasonla ilgili. Sendin değil mi? Evet, şimdi evet, ona bakıyorum. Bir de aklıma ya çelikten okuyor. Şey hamileyim diye paylaştın. Çünkü hamile çelik diyorsun. Nasıl yani? Nereden böyle ya, check-up'a gittik. Ultrasonla bakarken bir tanesi çocuk gibi görünüyor, böbrek bakarken. Onu koymuş şeyde onu, şimdi senle konuşurken aklıma geldi. Yanlış sormayayım. Bir de şey çok güzel. Bizim Lale Hoca var hastanede bakan. O da şey kalbe bakıyor. Makinalar ismini bilemiyorum doğru yanlış, kusura bakmasınlar. İşte ultrasonla şeye falan bakıyorlar. Bana dedi ki orada bizim Nilgün var arkadaşım, o da beraberdi. Çelikçim kalbin çok temiz yazdı. Çok tatlı. Hocam dedim artık kralını tanımam. Bundan sonra dedim bütün kız arkadaşlarıma doktor raporuyla konuşacağım. Benim doktor raporum var. Kalbim temiz, dağılın dışarı çıkın. Onları falan yazdı internette. Ultrason görüntüsünde koymuş hamileyim diye. Sosyal medyada. Müjde hamileyim. Müjde hamileyim diye fotoğraf verdi. Ben dedim herhalde sevgilisi falan var. Tekrar babam oldu. Öyle bir şey geldi aklıma. Sonradan ya ben eğleniyorum. Eğlenmeyi çok seviyorum. Evet. Şu şey genel ortam yani genel anlamdaki gerginlik yoruyor beni. Ben stresten çok kaçıyorum. İstanbul'da şeye binemiyorum ya. Geçen gece bir ekstra bir iş vardı. Beşiktaş'ın stadının önüne geldim. Hı-hı. Oradan Taksim'e abi 30 dakika çıkamadım şeyde trafikte. Ya o gün bir şey olmuş, tıkanmış. Şey o gerginlik gerçekten, mesela konser öncesi şey yapıyor beni, yoruyor. Ben İstanbul'da şeyi kullanıyorum hız yapabilmek için. Deniz taksiyi kullanıyorum. Evet. Sırf o stresten uzak durmak. O yüzden bu gülme işi, eğlence işi güzel geliyor. Var ama ben mesela Dubai'de yaşarken de hala geri dönmek istiyorum. Yani bir iki sene orada kaldım. Beraber gidelim Dubai'ye. Korna ben sesi yok biliyorsun değil mi? Kimse korna çalmıyor. Ne diyorsun? Bir kere korna sesi duymadım gerçekten o iki yıl İstanbul boyunca. İstanbul 2016 yani, ama dünyada trafik en çok trafik olan şehirler listesinde iki basamak geriye çok düştü. Gürültü, 17. Çok, sıraya düştü. Çok gürültü yani. 15'te 17'ye düştü. En İyiymiş, fazla Los Angeles'mış. Peki Çelik çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sevindik yeni Çelik şarkıları için. Bol aşklı bir yıl diliyoruz. İkinize de daha güzel yayınlar, daha başarılı yayınlar. Çok bol teşekkür ederim. Sağlık, sağlık, afiyet diliyorum. Yarın konserim var. Kartal Beyrut'ta ve 8 Mart Bursa'dayım. Ondan sonrakileri de programlarda hem eski şarkılar hem yeni şarkılar. Bukete de selam söyle. Yeni şarkılar, eski şarkılar. Bukete selam. Peki Zuhal Topal'da ne olduğuna bakalım biz Çelik'i uğurlarken. Bakalım Zuhal'de neler oldu. İbrahim. Yine bir talibim var. Vallahi kısmeti açıldı Dilek'ten ayrıldıktan sonra. Gel alayım seni böyle. Sürprizmiş. Sürpriz olduğu için isim yok. Sürpriz talibi geliyor İbrahim'in. Şöyle yüzünü gizliyor. İsmini de vermek istememiş. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Neden gizliyorsunuz kendinizi? Güzelliğimden. İsminiz nedir? Güldane. Güldane mi? Kızıl saçlı görebildiğim kadarıyla. Saçını görüyorum, başka bir şeysini göremiyorum, yüzünü falan. Kızıl mı? Kızıl. Biraz kızıl, biraz mavi. Biraz kızıl, biraz mavi. Gökkuşağı gibi ya. Kaç yaşındasınız Güldane Hanım? 54. Kaç?
32. Ya gerçekten kaç yaşınız? 25. 25. 25. 54, 25. 32, 25. 25. En son ne olur? Akşam. 22,5. Ayağımız ayısı. Sen şunu 26 yap. Kaç yaşındasınız gerçekten? 25 dedim Zuhal Hanım. Tamam 25. 25'te mutabık. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Okuyor musunuz? Ben boş boş bakınıyorum öyle İbrahim Bey. Boş boş bakınıyorsunuz. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz? Dolu dolu mu bakınıyorsunuz? Efendim? Dolu dolu mu bakıyorsunuz? Evet, şimdi dolu bakıyorum. Önceden boş bakmışım. Hı. İyi yaptınız. Yalnız İbrahim'in biliyorsunuz kısa süre öncesine kadar bir ilişkisi vardı. Birlikteliği vardı. Evet. Yeni sonlandırdı. Sizce atabilmiş midir kafasından İbrahim o kişiyi? Atmıştır, atmıştır. İyi yapmıştır, atmıştır o kızı kafasından. Niye? İyi kızdı ya. Yok yok. Niye? Ne kötülüğünü gördünüz? Boş veya ver. İzlediğiniz kadar neyi biliyorsunuz da? O da bana kalsın İbrahim. O da bana kalsın İbrahim. O da bana kalsın İbrahim. Hiç evlendiniz mi Güldane Hanım? Çok. Efendim? Çok derken? Şaka yaptım efendim. Biraz esprikli bayanım da. Çok esprikli. Bu konuşma tarzı bana tanıdık geldi ama hadi hayırdır. İnşallah. Maşallah diyelim. Bayağı da sürprizlerle dolu. Evet. Esprikli. Çok esprikliyimdir. Hiç sevgiliniz oldu mu? Hayır. Aha. Hiç? Hiç daha. Bir muhallebiciye gitmişliğiniz yok mu? Hayır, su bile içmedim. Ne diyorsunuz? Evet. Çok mu utangaçsınız, çekingensiniz? Ya güzelliğime kimse dayanamadı Zuhal abla. Ay canım. Tabii. Görebilseydik o güzelliğinizi biz de bir şeyler derdik ama. Hayır. Hayır mı? Hayır mı? Gören unutamıyor çünkü yüzümü. Aa, isteyenler olmuştur o zaman size. Evet ama ben kimseyi istemedim hiç. Peki, buraya niye geldiniz o zaman? Seni istedim. Kara kaşını, kara gözünü, burnunu, ağzını, dişlerini. Çok istedim İbrahim dişlerini, ağzını, burnunu, kulaklarını. Direkt kafayı vereyim o zaman sizden kalsın. Kopardım ben. Ay ben gidiyorum. Ay ben eve gidiyorum. Yapamayacağım. Yapamayacağım. İbrahim ne yaptın kadına sen böyle? Ya şimdi şunu söyleyeceğim. Birincisi sürprizlerle geldim dediniz. Doğru mu? Evet İbrahim. Önce İbrahim Bey'di, sonra İbrahim oldu. Biraz sonra konu çok konuşursa. Kız nereye kaçtın? Sihirli mi o şemsiye? Yok oldu kadın. Nereye gittin? Abi topak oldu orada. Büzüştü bu kadar içine çekildi. Yok biraz önce hani konuşurken falan Bey amca dedi ya abla. Biraz daha konuşursan İbrahim Bey amca diyeceğim sana. Şimdi arkadaş buraya sürprizlerle gelmiş ya abla. Ben de ona bir sürpriz yapmayayım. Paravanı açtırmayın. Hı? Arkadaş kendi sürpriziyle kalsın. Bana soracağınız bir şey var mı? Çok var, çok. Çok var. Sorun o zaman. Siz soyun. Siz soyun derken yanlışa siz sorun diyor. R'leri Y diye söylüyor kızımız. Siz soyun. Yok bebek ol. Peki ben kendi konuşmamı yapayım o zaman. Düğekle bitti mi İbrahim Bey? Evet bitti. Neden? Bitti. Tek taraflı olduğu için bitti. Bence tek taraflı değildi ama. Şimdi çift taraflı olan bir ilişkide ben o dünkü tepkiyi verdiğimde... Ama çift taraflı değil, karşılıklı desek. Tamam, karşı... Öyle diyelim, öyle diyelim. Yani karşılıklı olacak.
olduğuna inansaydım, anladınız mı? Şimdi dün ben söylediğimde hani olmuyor artık, yoruldum tek şey olduğum için, anladın mı? Hani onun da direkt benim o söylediğim sorunun yani cevabına karşılık verdiği cevap bir İbrahim gider bir İbrahim gelir demesiydi. Anladınız mı? Ama siz de bıraktınız kızı İbrahim Bey. Ben mi bıraktım onu? Evet, istemiyorum sizi dediniz. İstemiyorum demedim, olmuyor dedim. Olmuyor dediniz, evet. Çok mu üzüldünüz siz bırakmasına Güldane Hanım? Ya, üzülmedim. O zaman niye bu soruyu soruyorsunuz? Merakımdan. Merakınızdan. Evet, evet. Yok abla, kararımı değiştirdim. Biraz önce ben istedim, o istemedi. Şimdi de ben paravanın açılmasını istemiyorum. Aa, neden? Çok çıkarcısın fakat İbrahim. Çok nereden, çıkarcısın. Ya nereden anladın? Nereden biliyorsun benim öyle bir çıkarcı olduğumu? Ne için çıkar yapacağım? Hiç alta kalmıyorsun. Ben de hiç sevmem alta kalmayı da, o yüzden. Neyse, bu kabus bitsin artık. Allah, açalım da. Valla. Hadi açalım peki. Benim yapacak bir şey yok. Evet. Sen sürprize talip gel. Beklersin ha? Hangi yüzle o talip? Ha? Dilek! Ay saçım. Ay çok yakışmış saçın. Sen bu rengi dene. Yanlış anlama da yakışır. Çok küçüktüm bu saçı denediğimde, istemiyorum. Çok boyuyorum onu, akıyor. Ha, kızıl akar biraz, evet. Ama eski Türk filmlerindeki aktrislere benzemiş. Müjde Ara mı? Aa, evet. Hareketlere gel ya. Ne oldu, beğenemedin mi? 90 milyon beğendin, sen beğenmedin. Hiç 90 olduk değil. Mu ya? 150'ye doğru çıkacağım artık. Gidiyorsun. Evet Dilek, sürprizin nedenini söylersen. Evet. Biz de bilelim yani. Canım istedi çocuğum. Niye böyle bir şey yaptın? Ben Dilek'im abla, bilmiyor mu? Her an her şeyi yapabilirim. Vazgeçemiyor musun hala İbrahim'den? Etmedim. Ettiğimi de düşünmüyorum. Etmedi, etmedi. Kırıldın herhalde. Ne değişecek şimdi? Böyle sürprizle yumuşatacağımı düşündün? Yumuşadı herhalde. Yumuşacağım da o işe. Böyle yapan... Konuş artık, bakma yüzüme öyle. Şeye bakar gibi. Geçti Polo'nun pazarı, Süreş'in iyi değil. Bak, yani ben, şey biliyor, ben bilmiyorum. Nasıl Türk kızı olacağım değil, ben? Bor. Niğde'nin Bor ilçesi vardır. Ben bu açıklamayı yapmadan önce burada bundan bir ay önceydi herhalde. Tekrar aynı kelimeyi bir daha kullanmıştım da gene kullanayım. Hani ilişkiler arasında yanındayken, anladın mı? Değer kıymet bilinmez. Elindekinin kıymetini kaybedince daha iyi anlıyorlar diyorlar ya. Baktı Dilek. Olacak gibi değil. Gidecek. Kaybedeceğini anladı. Şirinlikler yapıyor sana. Yani şans mı istiyorsun İbrahim'de? O sonucu mu çıkaralım? Anlamadık yani. Yeter abla, artık dün o bela burada dünya hayat, ben hastayım diyor. Ona hiçbir şey demedim. Tıkımı bile çıkartmadım. Dün buradan çıktık, İbrahim beni aramadı bile. Tıkını bile çıkarmamış kız ya. Allah'tan ki çıkarmadım. Bile çıkarsaydım demek ki ne olacak? Allah'tan hiç. Sesi soluğu çıkmıyor. Allah'tan ki hiç konuşmam. Bir de konuşsam demek ki neler söyleyeceğim. Vallahi kendi bilir abla. Ben artık kimsenin üstüne düşemem. Evet. Ben kimsenin üstüne düşmedim. Kararımı açıklıyorum abla. Açıkla. Güldane'ye. Güldane Hanım, ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkürler. Hiç ama sıkıntı kararım değil. Gidelim, ayağımı yıkarım. Sıkıntısı gider. Sen dedi bile. Dedi.
Evet, şemsiye de direkt kapanması lazım. Önce oturacaksın, kendini dinleyeceksin. Diyeceksin ki ben bu zamana kadar ne yanlışlar yaptım, neler yaptım. Elimdeki kuş niye uçtu? Sen şimdi neden Kadir İnanır gibi konuştun burada? Seviyor musun, sevmiyorum, kadar... seviyor musun, sevmiyorum. Hep anlamlı konuştum, anlamadın. Anlamsız konuştum, yine anlamadın. Bundan sonra hiç konuşmuyorum Dilek. Anladın mı? Bazen susmak en büyük cevaptır diyorum ve susuyorum. Görüşürüz diyorum. Şimdi ben Perun'la burada mı kalacağım İbrahim? Yapacak yok, göndereceğim şey yok, ben seni arkaya. Merak etme. Üç şekerini atarsın, çayını içersin tek başına. Dilek, bu şekilde de olmadı. İki oldu, Zuhal abla böyle yaptı. Üçüncüsünde ben yapmam. Evet. Ben de öyle bir dilekim, yanlış anlama. Kız da şirinlik yaptı ama olmadı. Peki sen üzerine değiş, gelirsin. Şimdi sen ne dedi? İki... Duymuyorum seni, kulaklarıma su kaçtı. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim Dilek. Ben iki aydır çok çabalıyorum. Biraz da sen çabala. İki kere de pes edeceksen demek ki ilişkin gerçek değilmiş. Evet, İbrahim'in yeni adayı, yeni talibi enteresandı. Evet, peki, onlara bakalım. Gülüyorum ben. He? Onlara gülüyorum sadece. Peki ne olacağını bugün göreceğiz Zuhal Topal'da efendim. Ya Bülent Serttaş'a aklım fikrim ermedi yani. Bizim bir Selim Akar var. Hı-hı. Ondan çıkar böyle enteresan fikirler. Kesin o yapmıştır onu. Soralım Bülent Serttaş'a. Bağladık mı? Evet. Bülent Bey merhabalar. Karaları bağlama bak. Kaplaların için. Dandırandandan. Erkek erkeğe itelim bugün. Efendim günaydın Matrix. Evet ablalar ve Matrix, Bülent Serttaş yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ ol Serenim. Teşekkür ya ediyorum. Bülent'cim acayip bir şey yapmışsın gene. Ya, kadınlar niye yüzlerini saklamışlar onu anlayamadım. Konsept, kostümlerinin konsepti o. Daha sonraki gelecek olan resimlerde hepsi görünüyor zaten. Bunları da göreceğiz inşallah. Göreceğiz. Cengiz iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın, teşekkür ederim. İyi sabahlar, günaydın. Sağ olasın. Günaydın diliyorum. Bizi Matrix'ten soğuttun diye haberler var şeyde. Gazetelerde. Alemsin ya. Vallahi. Ya gösteriyor muydunuz? Onlar, onlar tabii 15 sene öncesini gördüler. Evet. Tabii biz, biz 15 sene öncesine gitmedik. Ben önüme bakıyorum, ben ileriye bakıyorum. Çünkü o Matrix'i düşünülerek yapılmış bir resim çalışması değildi. Sadece ben deri firması olan arkadaşıma rica etmiştim. Cemal Güzelci kardeşime rica ettim. Dedim ki bana 2-3 tane şöyle güzel bir deri yapar mısın? İçinden bu da çıktı. Çok hoşuma gitti. Ve giydim, kullandım yani. Ama hiç aklımıza Matrix falan filan gelmedi. Yoksa yani bıyıkları keserim, bir şey yaparım, hiç aklımıza bile gelmedi. Ama salı günü bu kıyafetle bekliyoruz sizi. Yalnız salı günü siyah Matrix'le gelmezsen olmaz. Onunla bekliyoruz. Matrix kıyafetle bekliyoruz. Matrix kıyafetine bekliyoruz. Salı günü. Selim Akar'ı kandırmanız lazım. Tamam, ben Selim'i kandırırım. Tamam. Tamam, salı günü bekliyoruz. Salı günü bekliyoruz. Çok öpüyoruz. Hayırlı olsun. İyi yayınlar. Ablalara selamlar. Ablalara selamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ olasın, görüşürüz. Ya. Salı günü geliyor Bülent Serttaş, gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli. Çok tatlı, evet, bekliyoruz. Evet. Evet, sıradaki haber. Sıradaki haber bir Seren Serengil haberi efendim. Ay ben bayılmaya başladım bu işe gerçekten. Evet, muhabirlik falan da yapabilir mi? Özel haberi, başka hiçbir yerde bulamazsınız. Başka hiçbir gece muhabiri. Yıllarca dışarıda paparazzilik yapmış. Çünkü içeride de çekebiliyorum ben olduğum tabii, için. Tabii, hiç kimsenin bulamayacağı görüntüleri Seren Serengil buldu. İzleyelim bakalım önce. Buldu sonra değil, ben çektim. Evet yani çekti kendi evet. Bizzat. Çok tatlı. Set my case on which I'm certain. I lived like a fool. Bak bak ya. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl başladı baş? Bak bak bak. Hayır. Bak bak. Aa yani çok tatlı. Tamam yeter, kurtulalım. Bak.
Gamze. Bak doyamamış bir de dışarıda. Duymayan kalmasın. Hani muhabirler yapıyor mu ya? Çok güzel. Bak gördüm bile tatlılar bak, ya. Bak Tümer'e de söyletelim duymayan Tümer, kalmasın. Tümer! Cama aç cama. Bak cama aç. Çok iyi ya. Bay bay diyor bak bak açmamak bak. İçin. Beni ben... kameraman zannettin galiba. Açmıyor diye panik oldu. Neydi? Dün gece çektim trafik bekliyordu. Tamam duymayan kalmasın onu söyle. Bravo sen. Ya artı maaşı yani, istemiyorum. Maaşı zam istemiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Magazin Gazeteci Derneği'ne bunu bu yıl aday göstereceğim. Tamam göster tabii. Bak en gittim. İyi magazin haberi dalında mutlaka Seren Serengil'e ödül verilmesi gerekiyor evet, arkadaşlar. Evet aşkı anlattılar. Bir kere zaten birbirlerine çok aşık olmuşlar. İnanılmaz güzel bir aşk yaşıyorlar. Yani çekmeden edemedim. Akşam beraberdik. Tümer bizi yemeğe davet etti. Gamze'yle birden bire aşık olmuşlar birbirlerine. Aslında 5 yıl önce tanışmışlar ama bu gece kulübünde ilk birbirlerine rastlamışlar. Bu gece kulübünde ne varsa ben anlayamadım bu sene gerçekten. Onlar orada aşık başlamış. Hı-hı. O yüzden de o gün oradalardı. Beni de davet ettiler. Çok güzel bir akşam geçirdik gerçekten. Evet. Güzel bir akşam olmuş ama senin cep telefonuna çektiğin bu görüntüler dediğim evet. gibi çok başarılı. Teşekkürler. Sonra mekanın içinde çekmekle yetinememiş. Duymayan kalmasın anonsları almış hem Gamze'den hem Tümer'den. Evet. Bunlarla da yetinmemiş. Dışarı çıkarken penceresini de açtırıp çünkü bana özel görüntü olması aynen. lazım ya. Şimdi herkes çekiyor ya arabadan bütün kameralar. Evet. Ama bütün duymayan kalmasın deyince bir tek benim çektiğim olması tabii gerekiyor. Ki. Ondan diyor ki gitmem lazım saçmalama Seren diyor. 100 kere içeride söyledim yemekte. Dans ederken falan neyse çok güzel bir akşam geçirdim evet. ama onlar için şunu söyleyebilirim. Hani birbirlerini o kadar özlüyorlar ki haftanın iki günü ikisi de çalışıyor hafta sonları. Ve hafta içi her gün beraberler. Ve çok aşık olmuşlar. Yani devamlı böyle muhabbet kuşu gibi ikisi. O onu öpüyor, onun omuzunda o ev. Gerçekten çok mutlular. Tümer çok çok iyi bir insandır zaten. Evet. Gamze de aynı. Gamze biliyorsun bizim Star TV'nin dizisinde oynuyor. Evet. Işte, ikisi de hafta sonu çalışıyorlar. Peki şimdi... bir dakika duralım. Duralım, burada bir detay var. Bir duralım. Durduk. Şimdi güzel bir gece yaşadınız belli. Güzel bir gece yaşanmış. Gittikleri mekan Cihangir'de popüler mekanlardan bir tanesi. Orada da sahneye çıkan Özay adında bir solist arkadaş var. Çok da başarılı kendisi. Ben de kendisini dinledim. Son derece başarılı. Şimdi tabii Özay ki, Bakır. Özay Bakır. Daha soyadını bilmiyordum. Özay Bakır. Kendisi çok yani zaten hani yıllardır gece kulübünde yani burada ve çok ünlü bir yer daha var. Zaten hani bütün cemiyet, bütün herkes onu biliyor. Aslında evet. biliniyor ama ünlü değiliz. Çünkü magazini çok fazla sevmiyor. Tamam. Ama çok başarılı. Ama nereden ünlü olduğunu hemen hatırlayalım arkadaşlar. Var mı o görüntüler? Beraber konsere gitmişlerdi. Serengil. Oh, Seren Serengil'le beraber konsere gitmişlerdi. Ve bizim programımıza atletli çocuk diye haber olmuş. Ama bundan sonra atletli zaman, çocuk... Çünkü atlet giymedi ki. Beyaz bir tişört vardı. Üzerinde atlet resmi vardı. Sen onu atlet diye gördün orada. Yani alakası yok. Bir de o kadar da iyi giyinen atlet, falan. Atlet yani böyle şey atlet, askılı atletten bahsetmedik. Yani şöyle bu da uzun kollu atlet de olabilir. Beyaz atlet, öyle bir atlet. Öyle bir şey atlet denir mi gazeteci adamsın? Tişört. Tişört de atlet de mi o zaman yani? Sonuçta adı da var ve... Beyaz atletli çocuk diye bizim gazetemize... Evet ama herkes gazetemiz. Öyle yazıyor şu anda Instagram'da ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Tamam. Çünkü onun adı var evet. ve çok da Özel başarılı bir yorumcu. Bakır. O yüzden de hani tamam. bir şekilde de saygı göstermemiz kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle ben gösteriyorum. Eğer atletli çocuk dememi istemiyorsam şimdi seyircilerin önünde söz vereceğim. Bir daha sana Özay için... Atletli çocuk demeyeceğim. Çünkü atletli hiçbir zaman atleti olmadığı için dememek gerekiyor. Ben olsa de ama olmadığı peki, için. Peki bir atletli ben bir ne yakalayayım Cihangir'de görüntüsünü. Evet Özay Bakır gayet de güzel solist. Evet dün her gün dolu orası. Evet, herkes gidiyor. Tümer, Gamze ve Seren'le böyle eğlendirmiş kadroyu. Evet şimdi bu aşktan sonra Şubat ayında en çok haber olan ünlülere geldi sıra sevgili kim seyirciler. Kim olmuştu sence? En çok haber Şubat ayında en çok konuşulan ünlü Demet kim Akalın olmuştur? Olmuştur. İkinci kim olmuştur? Demet Akalın varsa Hande Yener olmuştur. Hayır. Peki. Şahan olmuş bakalım. Ha, Şahan evet. Şahan ve Tarkan. Çok
Şubat ayında magazin dünyasının öne çıkan isimleri belli oldu. Listenin ilk sırasında şarkıcı Demet Akalın yer aldı. Ünlü şarkıcıyı Şubat ayında girmiş olduğu polemikler, sosyal medya paylaşımı ve şarkıları zirveye taşıdı. Dün akşam Hande Hanım'la görüştüm, dedi ki aramız kim? Çok iyi annelerle. Aramız çok iyi aslında dedi ama bazen dedi. Acelem yok ki benim, o intikam alınacak. Şahan Gökbakar zirve yarışında ikinci. Recep İvedik 5 ile gişede rekora koşan Şahan Gökbakar, Şubat ayında en çok konuştuğumuz ikinci isim oldu. Ünlü komedyen aynı zamanda sosyal medyadan paylaştığı Öv Beni klipleriyle de adından oldukça sık söz ettirdi. Kocan hakkında ne düşünüyorsun? Rekor kırdı. Ne düşünüyorsun? Bir daha yanına oturmayacağımı düşünüyorum arabada. Başka? Hop de kendine hop de bir an kop. Gel hadi kop da gelin adından. Tarkan konserleriyle çok konuşuldu. Megastar Tarkan'ın sessizliği de haber oluyor. Ünlü şarkıcı kameralara yakalandığı her anda sadece gülümseyerek yanımızdan geçip giderken verdiği konserler, evliliği ve çıkaracağı yeni albümüyle magazin dünyasının en çok konuştuğu isim olmaya devam ediyor. Tarkan Bey biraz konuşabilir miyiz Tarkan Bey? Magazin dünyasında geçtiğimiz ay öne çıkan isimler listesinin 4. sırasında uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni albümüyle sevenleriyle buluşan Sezen Aksu yer alırken 5. sırada Şubat ayında hakkında çıkan 279 haberle gündeme gelen Cem Yılmaz var. Russell Crowe'la Avustralya'daki maceralarımızı anlatıyormuş Yılmaz. Güzel bir deneyimdi. Ben de inşallah sahneye çıkarsam burada ve bu kostümlerle beni karşılamanızı istiyorum. Çünkü yani öyle bir görünüyor ki gerçekten memleket çok iyi durumda. Yani çok... Kıvanç Tatlıtuğ, Cesur ve Güzel dizisi ve Mutlu Giden Evliliği derken Mahsun Kırmızıgül, Hülya Avşar, Murat Boz ve İstanbul Kırmızısı filmiyle şu sıralar heyecanlı günler yaşayan Tuğba Büyüküstün, beğenerek izlenen dizisiyle Şubat ayında en çok konuşulanlar listesinde yer alıyor. Evler ayırdığınıza dair haberler çıktı, doğru mu? Kolay gelsin, iyi akşamlar. Müzik de çıkmış galiba ben parmağınızdan. Evet, Demet'i bildin, Şahan'ı da tahmin ettiğin gibi işte Tarkan diye gidiyor liste. Evet. Doğru yani, biz de bizim programa baksak bir ay boyunca en çok konuştuğumuz isimler. Aynen doğru bak. Onlar bu, da yani. Kim, bu araştırmayı kim yapmış? Bir medya araştırma şirketi yapıyor. Kim yapmışsa doğru yapmış. İlk defa bir medya araştırma şirketinin şeyini de doğru buluyorum. Genelde evet. Bu en güvenilir, en bilinenler var hikayeden yok, onlar, yapıyorlardı da. Onlar daha subjektif oluyor ama bunlar çünkü yani gerçekten gazetelerde verilere çıkan, göre, televizyonlarda olan saniyelere aynen göre hesaplıyorlar. Peki Avatar'ın kına gecesine gidelim o zaman. Avatar, adı artık Avatar. Geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı. Şimdi kına gecesi yapmış. Aman ne güzel yapmışsın. Hafta tişörtle nikah masasına oturmuştu. Evlenmişti. Dün kına gecesini yapmış. Bu akşam da düğününü yapıyor. Allah biraz, tamamını erdirsin. Sıra biraz karışmış galiba ama anlamadım yani. Kına gecesi, yani düğün, sonuca nikah. Gitmişler evet, mi? O önemli. Sonuca gitmişler. Karışıklıklar olur, önemli peki, değil. Peki bir türlü sonuca gidemeyen bir çifte bakalım. Engin Öztürk, İdil Fırat. Bir ayrılıyorlar, bir barışıyorlar, bir ayrılıyorlar, bir barışıyorlar. En son yine barıştıkları haberi geldi. Tamam. And if you want-
akşamlar. Hayırlı olsun, tekrar barışmışsınız. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Neden ayrıldınız? Pardon. Neden barıştınız anlamadım. Açıklama yapsaydım. Barışmışsınız sanırım İdil Hanım'la. Eyvallah. Hayırlı olsun dedim. Hadi iyi akşamlar. Evet, mekandan ayrı ayrı çıkıyorlar çünkü biliyorsun İdil Fırat'ın babası bu ilişkiyi istemiyordu ama aşk engel tanımadı diye gazetelere böyle haber oldu. Ya İdil çok iyi yetişmiş, çok düzgün bir kız, tanıyorum İdil'i, çok da severim. Hı hı. Zaten babası da çok düzgün bir adamdır. Tabii üzerine titredi ve prenses gibi yetiştirdi. Şimdi bir oyuncu olarak yani istenmeyecek, ben buna da çok kızıyorum. Hani ailelerin birilerini istememelerini falan, ama belki mutsuz olur diye. Belki bir oyuncunun hayatı çok zor olur diye. Hani ona baba zor istemiyor gelebilir diye. Ben öyle düşünüyorum. Yani yoksa şimdi niye istemeyecek ki? Pırıl pırıl bir çocuk, iyi bir oyuncu. Hı hı. Yakışıklı bir çocuk. Eğer huyu da iyiyse, kızı da seviyorsa aslında saygı göstermesi lazım. Ama hep anne babalar iyilikle daha iyi çıtalar koyuyorlar ya. Yani kriterleri farklı oluyor ya bizden, annelerimizin, babalarımızın. Evet. Belki hani bir iş adamı düşünebilir. Değil mi? Daha farklı bir cemiyetten birisi. Ama sen genel birisi söylediğini tam aksini şeyler söylüyorsun şu an. Çünkü anne babalar karışmasın diyordun ya. Şimdi İdil arkadaşın olunca. Ben ne söyledim şimdi? Belki diyorsun kızı için daha başka iş. O herkes hayatından tarafından bakıyorum. Şimdi babası bu yüzden bu çocuğu istemiyor olabilir. Yoksa bu çocuğun istenmeyecek neresi var diyorum. Evet. Yani belki sadece ama oyuncu hayatı. Ama çocuk yani yetişkin bir kadın İdil. Karışması doğru veyahut da değil demedim ki. Hmm. Bu nedenle istemiyordur bu çocuğu da. Bu çocuğun da istenmeyecek bir tarafı yok. Ama oyuncuların hayatı zor, saatleri belli değil falan filan. Belki aile böyle daha cemiyetten bir aileden birisini istiyor olabilir diyorum. Tabii ki her zamanki gibi de şunu söylüyorum. Herkes bir bireydir. Herkes kendi kararlarını kendisi verir. Zaten de vermiş. Peki. Bensiz Soral, Çağatay'ın aşkı uzun sürsün demiş. Biliyorsun Çağatay Ulusoy'la Duygu Sarışı'nın aşk haberini, içeride dizisinin setinde başlayan aşk haberini duyurmuştuk buradan. Buradan da Bensu Soral aşkı uzun sürsün diye bir mesaj göndermiş. Bir izleyelim VTS'inde. Tatlı bir kıskançlık var mı abla kardeş arasında? Hiç yok. Tatlı diyorum yani. Hiç yok gerçekten yani. Ben ablamdan daha çok mutlu oluyorum onun adına. O öyle. O benim daha iyi yerlere gelmem için çok fazla çaba sarf ediyor. Ben onun için öyle. Çok setten memnunuz. De güzel haberler alıyoruz Çağatay Bey ile ilgili. Ne o? Set arkadaşıyla bir ilişki durumu varmış. Evet, ben de duydum ama bilmiyorum. Onlar adına çok sevindim. İnşallah mutlu olurlar. İnşallah uzun sürer. Rıza Bey'in bir açıklaması olmuştu. Bu jönlerin dedi kışın içlikte gezdiklerini siz görmüyorsunuz demiş. Doğru. Hepimiz için geçer. Biz de öyle. Kışın genelde siz de ekranlarda görüyorsunuz. Böyle bir daha bir kalın oluyoruz. Çünkü içimizde içlikler, sobalar falan, yani aslında öyle göründüğü gibi değil. Galada bu açıklama yapmıştı kameralarımıza. Bensu Soral da içeride dizisinde oynuyor. Çağatay Ulusoy ve Duygu. Başroldekilerin arasında bir şey olacak diye bir şey yok. Yan rollerdekilerle de başrolün arasında bir şey olabiliyor demek ki. Evet. Bensu Soral'dan Hande Soral'a geçelim. Gelinlik giymeden evleneceğim diye açıklama yapmış. Biz size döneriz filminin galasında. Bir bakalım o zaman Hande Soral neler demiş. Neden gelinlik giymek istemiyormuş? Benim hayallerim var diyor. Bir amacım var. Hep haber. Gelinlik programımız uzun sürdü, uzun biliyorsunuz. Uzun sürdü. Yok, bizim bütün sahnelerimizi uçarak çeken yönetmenimiz, evet. Doğacan Bey. Benim tanıdığım, gördüğüm en hızlı ve en yetenekli bile diyebilirim. O yüzden çok hızlı sürdü gelinlik programımız. Anlayamadan, karar veremeden sahne bitmişti ya. Yani. Çok çok kez gelinlik giydim bu filme kadar da, daha önce de giydim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Gelinliğe karşı hiçbir heyecanım yok. Muhtemelen düğünümde giymeyeceğim. O kadar sıkıldım artık. Efendim, bu yaz giyecek miyiz gelinliği? İşte gelinlik giymeden bu yaz evleneceğim inşallah diye umut ediyorum. Evet, Hande Soral da bu açıklamayı yaptı. Bir ev sahnesi bitti dün akşam. Nedir o? Poyraz Karayel bitti. Hepimizin gönlünde taht kurdular ekip olarak.
Gerçekten Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli, Celil bizim evet. Nalçakan, bir sürü tabii şu anda ismini hepsini şu an sayamayacağımız yönetmeni ayrı, yapımcısı ayrı. Gerçekten bence bitmemesi gereken bir diziydi. Hani yıllar süren diziler var ya Amerika'da. Evet. Ama tabii o lezzetli sonuçları yani tabii ki ama zaten kaç dizi. Sezondur evet, devam yani her sonra, diziye öyle bir reyting nasip etsin %100 yani tabii ki. Çok uzun çok başarılıydı şey bir oldu. Aşkı bu kadar güzel anlatan şimdi ama yeni bir aşk hikayesi geliyor Özcan Deniz'den ya evet aynen onu da bekliyoruz geliyor efendim diyelim ve reklamlara çıkalım reklamlardan sonra burada olacağız. Salı günü stüdyomuzda şenlik var. Neşesi, bol kahkahası, yeni albümü ve yepyeni imajıyla Bülent Serttaş ilk kez duymayan kalmasına geliyor. Araları bağlama kablaların işi, bozar mı adamı, elemdere fişi. Bülent Serttaş, Salı günü duymayan kalmasının konuğu oluyor. Ekranların en çok sevilen iki ismi pazartesi günü duymayan kalmasında. Gece erken projelerini oğlu Eymen'le nasıl vakit geçirdiğini anlatıyor. Alişan yepyeni şarkılarını ve albüm heyecanını bizimle paylaşıyor. Sensizlikten ödüm koptu. Hepsi ve daha fazlası pazartesi duymayan kalmasında. Efendim bir yayınımızın daha sonuna geldik gerçekten. Güzel bir yayındı öyle değil mi? Harikaydı. Yarın 9.30'da yine karşınızda olacağız. Konuğumuz Yonca Evcimik olacak. Evet aboneyim abone yapacağız yarın. Bekliyoruz. İyi bakın kendinize yarına kadar. Hoşçakalın.